Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Derin Kutu'ya hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. Bugün de inşallah yaklaşık 4 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gündemi değerlendireceğiz birbirinden değerli konuklarımızla. İlk bölümde sevgili seyirciler malumunuz bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yıl dönümü. İlk bölümde bu konuyu konuşacağız. Depreme, olası bir depreme ne kadar hazırlıklıyız ve o depremden ders çıkardık mı? Hemen konuklarımı takdim edeyim. Daha sonra da programımız başlayacak. AFAD Müdürü Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Jeofizik Yüksek Mühendisi Öğretim Üyesi Mustafa Serhat Durmuş. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanlarından Cem Toker. Cem Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ankara stüdyomuzda da değerli yorumcumuz, daimi yorumcumuz, gazeteci yazar Serdar Erseven. Serdar Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Yusuf Bey size ve İstanbul'daki misafirlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, ilk bölümde değerli hocalarımızla depremi konuşacağız ve ikinci bölümde de farklı konuklarımız olacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, Aslan Başkan Yardımcısı Ersan Ergün ve gazeteci yazar Fikri Akyüz bizlerle birlikte olacak. Onlarla da inşallah gündemi değerlendireceğiz. Özellikle Afganistan konusunu. Az önce de belirttiğim gibi 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yıl dönümü. Resmi rakamlara göre 17 bin kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi sevgili seyirciler bu depremden zarar gördü. Yine yüz binlerce ev yıkıldı ve aradan 22 yıl geçti. Peki o 22 yıla rağmen yeterince olası büyük bir Marmara depremine karşı hazırlanabildik mi? Hep depremin tarihini merak ettik değil mi? Ne zaman olabilir, ne zaman olacak, ne zaman olacak diye. Velev ki 10 yıl sonra, velev ki Allah muhafaza yarın, ama peki biz ne yaptık? Depreme hazırlandık mı? Bunu değerli hocalarıma soracağım. Ya da ne yapmalıyız? Yapı stoku oldukça önemli. Özellikle İstanbul nüfusu malum. En fazla hangi ilçeler etkilenebilir? 99 depreminden sonra yapılar yenilendi mi? Yoksa 1999 yılına göre hiç ilerleyemedik mi? Bunlar merak edilen konular. AFAD Müdürü Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan. Değerli hocam bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bir kez daha iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne dersiniz? Hazırlanabildik. Evet, yani gönül isterdi ki hazırız demeyi çok isterdim. Hı hı. Fakat tabii gördüğümüz kadarıyla elimizdeki verilere bakıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Henüz daha hazır olmadığımızı görüyoruz. Ama bu arada tabii çok uzun bir süre geçti. Son çeyreğe girdik diyorum. Ben basın yayında da hep böyle açıklamalar yaptım. Artık 22 sene geçti 99'dan beri. Biz 30 senede bir tabii önceki verilere dayanarak 30 sene tahmin ettiğimiz 30 senede bir gelecek diye düşünürken 8 sene kaldı. İşte son çeyrek diye onu söylüyorum. Hı hı. Ya acaba ne yapabiliriz yani bilmiyorum. Kentsel dönüşüm istediğimiz ivmeyi kazanmadı. Neden? Eski yapı stokları duruyor hala. Devletimiz çok ilerledi kamu yapılarında. Gerçekten İstanbul'da okullar olsun ve hastaneler olsun şu an hazır. Hani hemen hemen hazır. Kamu binaları. Kamu binaları hemen hemen hazır. Ama vatandaşımız çok ağır gidiyor. Bir yandan da tabii devletimiz imkanlar sağlamaya çalışıyor. Gerçekten güzel imkanlar sağlıyor. Fakat yetmiyor mu? Yani burada bir şeylik var. Hocam bu kentsel dönüşüm konusunda biraz değinmekte fayda var. Herkesin söylediği ya da mutabık olduğu bir konu var. Kentsel dönüşüm yeterli düzeyde değil ya da istediğimiz gibi değil. Buradaki evet. Temel problem de vatandaşla devlet anlaşamıyor mu? İşte, ya da niye? Yani devletimiz sürekli güncellemeyle yeni yeni imkanlar sağlıyor. Vatandaşımız da biraz daha yaklaşması lazım diyorum. Acaba ekonomik yönden mi yaklaşamıyor? Yani çünkü görüyoruz işte paramız yok, işte şuyumuz yok, buyumuz yok.
Ama bir türlü orada bir çıkmaz var. Bu çıkmazı aşmamız lazım. Ya da tek elden mi yürütülmesi gerekir? Biraz zoraki mi olması gerekir? Bunları bir irdelemek lazım böyle geniş biçimde. Hı hı. Çünkü burada bakıyorum diğerlere 75 bin bina kentsel dönüşüme girmiş. Ama İstanbul'da hemen hemen 600-700 bin bina kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Yani hala 99'da bıraktığımız. Evet yani 2010 yılı hemen hemen 35 bin civarında. 2010-2020 yılı da 35 bin civarında, 35-40 bin civarında bir yapı kentsel dönüşüme girmiş. Yani bir ivme kazanamamış. Böyle stabil biçimde yerinde sayarak gidiyor. Yani böyle gitmemeli. Böyle gittiği zaman yetişemeyiz. Çünkü zamanımız daralıyor, azalıyor. Artık deprem olmayacak diye ya da deprem oldu olmayacak diye konuları geçtik biz artık. Bu büyük bir aşama ve büyük bir ilerleme bizim için. Sürekli aslında yarın olacakmış gibi. Bundan sonra tabii vatandaşımız bu aşamayı geçtiğimiz için ben buna ilerleme olarak, ilerleme gözüyle bakıyorum. Artık yapı güvenliğini düşünmeye başladık. Yapılarımızın sağlamlığını düşünmeye başladık. Bu bir ilerlemedir. Artık oldu olmayacak diye bir sorunumuz yok. Hı hı. Çünkü böyle bir sorunla biz uğraşmamamız lazımdı ve bunu aştık artık. Çünkü depreme karşı alınacak tek önlem yapı güvenliğidir. Yapılarımızın sağlamlığıdır. Başka bir önlem yok. Biz ne kadar hani depremden önce dediğimiz kısma biz risk yönetimi diyoruz. Risk yönetimini ne kadar iyi idare edersek ve orada ne kadar çok hazırlık yaparsak deprem ve depremden sonra dediğimiz kriz yönetimini daha iyi idare ederiz, daha rahat idare ederiz. Çünkü yani aslında ekonomik olarak düşündüğümüzde de risk yönetimi her zaman için daha ekonomiktir, ucuzdur yani. Kriz yönetimi çok pahalıdır. Yani 8-10 kat daha performans sarf etmeniz lazım. 8-10 kat daha pahalıya mal oluyor. Bakın yani, hocam, ya, yanlış yani mı? Yanlış. Buyurun lütfen, çok özür dilerim. Yurdumuza bakıyoruz yani afetlerle mücadele ederken ya önceden önlemler alsak yani hiçbir şey olmayacak ama afetlere bakıyoruz. Devletimiz tamam çok güzel, zamanında anında yetişiyoruz artık. Bakın 99'da şimdiki zamanı karşılaştırdığımızda çok şeyler ilerledi. 99'da devlet gidemiyordu. İşte yetersiziz bilmem çeşitli beyanatlarda bulunuyordu. Şimdi devletimiz tak gidiyor, görevini yapmaya çalışıyor. Ama ben diyorum ki bunu afetten önce de bir önlemlerle daha ucuza mal edelim, daha güzel biçimde halkımız zarar görmeden, değil mi? Bu şekilde olsa daha güzel olur diyorum. Şimdi de, deprem yani öncesi bir şey şeyler. Miyim? Tabii ki buyurun. Bilmediğim. Diyelim ki 5 katlı 10 daireli bir apartmandayım, çürük. Evet. Onun kentsel dönüşüme girmesi lazım. 10 tane ev sahibi var 10 dairede. Ne olacak kentsel? Şimdi onu yıkacağız. Yerine yeni bir bina yapılacak. Kim karşılayacak bunu? Duyduğum kadarıyla müteahhit geliyor diyor ki fazladan 6 daire yaparım. 4'ünü ben alırım. Herkese de birer daire veririm. Kentsel dönüşüm bu mudur? Yok değil. Temelde. Kentsel dönüşümün temel amacı daha ferah bir yapıya kavuşmak, insanların maliyeti kim karşılıyor? Yaşama seviyesini yükseltmek ve tamam, binayı yık, binayı yap demek değildir. Yani ada bazında, hatta adalar bazında, parsel tamam değil, adalar bazında bir dönüşüm sağlamak. Peki. Yani böyle diyelim ki 20-30 tane binayı yıkıp bir site şeklinde daha güvenli ve daha da tamam, bu maliyeti amaçlı kim karşılayacak? Herhalde sorun bu değil mi? Evet, yavaş yani burada, vatandaş cebinden mi karşılayabilir? Tabii mi? Yani burada taksilendirme yapılacak herhalde. Devlet tabii kredi veriyor. İşte vatandaş cebinden veriyor falan derken. Ama bu kolay bir şey değil ki bu. Tabii. Ekonomik krizde kim oturduğu evin hadi yıkılsın. Ben iki ama sene kiraya geçeyim. Üstelik bütün şöyle bir şey de yok mu? Devlet diyor ki bak senin evin çürük, Allah korusun bir deprem olduğunda çoluğunla çocuğunun altında kalacaksın. Tamam, ben sana hem yeni doğru bir ev veriyorum. O doğru. Yeni ev olduğu ki için de biraz da katlan. Düz mantık onu söylüyor ama cepte para yoksa kim yani
Ya. Kim evim yıkılsın da ben gideyim kirada oturayım da 2 sene bekleyeyim de bir de yeni inşaatın parasını... Yani ne olmalı bu, sizce? Efendim? Şey oluyor, İki tarafa da karlı çıkacağı ne olabilir? Hayır, benim bildiğim şöyleydi. Onun da ekonomik dayanağı yok gibi geliyor bana. İzah edeyim ben bilgimi. Hı hı. Yine 5 katlı 10 daireli bir apartman var. Çürük, bunun yıkılması lazım. Bir müteahhit geliyor, diyor ki işte bunu 5 katlı değil 8 katlı yapalım, 16 daire olsun. 6'sını bana verin, bunun 4'üyle ben rakamları atıyorum. Bu yeni binayı sapasağlam, güzel, ferah yapayım. Herkese eski dairesi gibi daire vereyim. Doğru anladım değil mi? Mesela 8 katlıysa müteahhit 4'ünü alacak diye 10 katlı 12 katlı mı yapıyor? Evet, 5 kat, evet, birkaç kat ilave ediyor üzerine. İzin çıkıyor. Devlet verecek bu izni. Öyle mi gerçekten? Yani bazı tamam, yerlerde şehirleşmelerde kalıyor. Yerel, dikey devam ediyor o zaman. Dikey daha iyi aslında. Sağlam bir bina yapıyorsanız. Öyle mi? O, şimdi büyük bir şehirde arazi önemli. Fazla yok. Yani İstanbul gibi bir yerde. Nüfus yoğunluğu oluşur. Oluşacak ama o daha tehlikeli. Otoparkı olacak, şusu olacak. Yani biz kırsaldan bahsetmiyoruz, şehirden bahsediyoruz. Onun için bu gökdelenlere izin verildi diye biliyorum ben. 99 depreminden sonra dikey gidersek sapasağlam binalarla, yani Avrupa'daki, Amerika'daki gökdelenler gibi. Ben San Francisco'da, Oakland'da falan gördüm. Adam beni 56. kata çıkardı, deprem firması. Camdan baktık. 500 metre ileride bak dedi, fay hattı oradan geçiyor dedi. Hı. Adam o kadar güveniyor binasına, yapmış. Yani demek istediğim, bir de ada bazında bunu bu dediğim yapıldığı zaman şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bir anda piyasaya binlerce, on binlerce satılık daire çıkıyor. Müteahhit de diyor ki ben de bu binayı, yeni binayı ben yapacaksam 4-5 daire de bana kalsın her binada. Sizin verdiğiniz rakamları da ani hızlı harekete geçirirsek piyasaya bir anda satılık on binlerce konut sürülmüş oluyor. O zaman müteahhit parasını alamıyor. Yani konut fiyatları düşüyor tabii. Bunun benzeri Bağdat Caddesi'nde yaşandı benim bildiğim kadarıyla. Orada her yer, her sokakta, her semtte binalar yıkıldı, kentsel dönüşüm. Önce yıkıldığı zaman kira fiyatları çok yükseldi. Çünkü bir apartman yıkılıyor. 30 aile birden o semtte kiralık daire arıyor. Bina bitiyor. 30 aile dönüyor. Üstünde 10 tane daire satılık. Yandaki binada da 10 daire satılık. Piyasaya sürülmüş. Arka tarafta da 10 daire satılık. Bu sefer konut fiyatları düşüyor falan filan. Yani bunun bir de dediğiniz çok doğru. Tabii ki bir çare bulunması lazım ama bir de ekonomik yönü var bunun. Peki. Yani değerli hocam, Cem Bey Amerika'da dikey yapıyorlar dedi. Hı hı. Daha iyi dedi. Katılıyor musun? Ya şimdi bizim tabii teknolojimiz dikey, yatay hepsini yapmaya müsait artık. Yani öyle bir teknoloji var ki elimizde, doğru biçimde, denetimli bir biçimde binalarımızı yaparsak yatay da yapabiliriz, dikey de yapabiliriz. Dikey ne olacak? Sismik yalıtım sistemlerimiz var. Bakın İstanbul'da da var. Maslak tarafındaki bazı gökdelenlerde sismik yalıtım sistemleri var. Onları izolatör diye nitelendirdiğimiz, onları koyduğumuz zaman gayet de olabilir. Yani dikey de yapabiliriz. Yatay da yapabiliriz. O birisi sağlıklı, birisi sağlıksız şeklinde nitelendirmek doğru olmaz. Yani ikisi de sağlıklı olur. Önemli olan burada mühendislik hizmeti dediğimiz tarzda, yani tam uygulanması önemli. Yani projede kalmamalı. Yani uygulamada da doğru adımlar atarsak hiçbir zaman ikisinde de yapabiliriz. Peki. Problem olmaz. Şimdi biz bu olası beklenen depremi genelde İstanbul özelinde konuşuyoruz ama tabii nüfusu kalabalık tabii olduğu için, yoksa Marmara. Tabii 30 Marmara milyonu depremi etkileyecek bir deprem. Burada İstanbul özelinde konuşursak en riskli ilçeler ya da en dikkat etmesi gereken ya da acilen kentsel dönüşüme girmesi gereken ilçeler hangileri? Tabii yani onu şu şekilde hep nitelendiriyoruz. Marmara kıyısındaki ilçeler, ya yani Marmara kıyısına yakın ilçeler. Zaten İstanbul nüfusu da hemen hemen orada yaşıyor. Yani hemen hemen hepsini etkileyecek.
Çünkü Adapazarı'ndan bile biliyorsunuz Avcılar, Bağcılar, Esenler yani etkilendi. Bayağı da binalar yıkıldı değil mi? Hı hı. 100-200 kilometre ötedeki bir depremden. Ama bu deprem öyle bir şey değil. 10 kilometrede Küçükçekmece 10-15 işte Avcıları o şekilde. Yani hepsine hemen hemen 15-20 kilometre ötedeki bir depremden bahsediyoruz. Etkilenecek ilçeler tabii saydığımızda ta Beylikdüzü'nden, Silivri'den tutun. Yani Çekmece'nin kıyı Büyük Çekmece, Küçük Çekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Üsküdar, Kartal yani Pendik'e kadar uzanır. Yani bütün sahil boyundaki ilçeler çok büyük etkilenecek. Yani buralar niçin etkilenecek diyoruz? Çünkü eski yapı stokları, istemediğimiz yapı stokları da burada. Yani deniz kumundan, düz demirden, dökme betondan yapılmış ve denetimsiz binalar buralarda. Yani biz bunları istemiyoruz artık. Çünkü bu binalar her zaman için tehlikeli. Yani bizim için 2000 yılı öncesi binalar artık çok zor. Yani istisnalar dışında ayakta kalması bu depremde. Yani şimdi sağlam görülebilir, sağlam olabilir. Ama bu depremde ayakta kalması çünkü çok zor. 7'nin üzerinde bekleniyor. Sayısı kaç? Az önce söylediniz herhalde. 700 bin falan. Yani daha fazla da söyleriz de. Yani şimdilik 700 bin diyoruz. Peki, teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Jeofizik Yüksek Mühendisi Öğretim Üyesi Mustafa Serhat Durmuş. Tekrar hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Aslında insanların çok merak ettiği bir konu daha var. Oradan başlayayım, sonra genel anlamda değerlendiririz. İstanbul'da tsunami riski var mı? Tsunami riski özellikle kıyı şeridinde var. Yaklaşık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün hazırladığı yaklaşık 16 tane tsunami senaryosu var. Fakat bu tsunamilerde şu ana kadar kaydedilen, özellikle tarihsel dönemde kaydedilen en önemli tsunami 1509 depreminden sonra meydana gelen ve surları aşan yaklaşık 8-10 metreye ulaşan dalgalardır. Oh. Fakat bizim bu beklediğimiz, yakın zamanda beklediğimiz depremde oluşacak tsunamilerin dalga boyları maksimum 6 metreye ulaşacağı öngörülüyor şu an. Ama tabii ki tsunamiden daha önce bana göre yapılması gerekenler, az önce hocam da belirtmek istedi, ben önleme çalışmalarını çok önemsiyorum. Yani evet. AFAD'da ben bulunduğum üniversitede aynı zamanda AFAD Sivil Savunma Amiriyim. Bu konuları en son Mart 2020 İRAP toplantısında da değerlendirildi bu konular. Şimdi gelişmiş ülkelerde özellikle biz bunu Japonya'yı daha çok kendimize örnek olarak alıyoruz. Çünkü onların oturmuş bir sistemi var ve özellikle afetler konusunda ciddi anlamda acılar çektikleri ve önemli bedeller ödedikleri için özellikle Japonya'nın JICA diye bir kuruluşu var. Japon Ulusal İşbirliği Ajansı. Bunlar genellikle Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile birlikte çalışıyorlar. Bunlarla en son belirttiğimiz, yapmış olduğumuz toplantılarda İstanbul içinde en büyük riskin bu önleme çalışmalarında ciddi zaman ve kaynak ayrılmamasından dolayı olduğu söylendi. Yani söylenen şu, eğer bir önleme çalışmasıyla bu Türkiye'de daha önceden öngörülebilseydi 1 milyar dolarlık bir harcamayla örneğin 7 milyar dolarlık bir hasar önlenebilirdi. Oysa bizim şu an Türkiye'de yaptığımız, sadece deprem için konuşmuyorum ben, en son yaşadığımız sel felaketi, yangınlar için de aynı şeyi söylüyorum. Bizdeki anlayış maalesef şöyle: deprem olsun ya da yangın olsun, sel olsun, ondan sonra bakarız, bölgeye AFAD ekiplerini göndeririz, Kızılay'ı göndeririz tarzında. Bence bu felsefede bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani önleme çalışmaları bence Türkiye için bundan çok önemsenmeli. Ve bu depremde de özellikle 17 Ağustos'tan sonraki süreci değerlendirecek olursak, ben şöyle bakıyorum. Yaklaşık 22 yıllık süreçte yapılanlar ve yapılamayanlar olarak ikiye ayırıyorum. Hı hı. 17 Ağustos'ta ne oldu? Şöyle kısaca bir özetleyecek olursak, yerin yaklaşık 17 kilometre altında 120 kilometrelik bir hat boyunda bir kırık meydana geldi. Ve bu kırığın manyetüt olarak, moment manyetütü 7.4 iken bunun insanlara karşılığını, enerji olarak karşılığını söyleyecek olursak, yaklaşık İstanbul'un merkezine 200 kilometre mesafede 132 adet atom bombası atıldı ve bir enerji açığa çıktı. Şimdi
Sorulacak soru bence şu olmalı. Bizim beklediğimiz şu anki deprem İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta değil. Yaklaşık 25 kilometre mesafede. Aynı deprem olsa, yine 7.4 moment manyetüsünde bir deprem olsa, 132 atom bombasını biz 25 kilometreden atsak mı daha çok etkili olur, yoksa 200 kilometreden mi? Yani bizim yer bilimciler olarak olaya bakış açımız aslında biraz da böyle. Fakat işin inşaat boyutu daha da tuhaf bana göre. Çünkü ben en son Haziran 2020'de yayınlanan raporu çok detaylı olarak inceledim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Özel İnceleme Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandil Hastanesi birlikte hazırladı. İstanbul'un ilçe bazında risk değerlendirilmesi, bina ve zemin açısından risk değerlendirilmesi hesaplandı. Ki her ilçede yaklaşık 70 sayfalık bir makale şeklinde yayınlandı bu. Az önce hocamın belirttiği gibi yaklaşık İstanbul'un yapı stoğunu 3'e ayırarak 1980 öncesi yapılan binalar, 80 ve 2000 arasında yapılan binalar, 2000 sonrası yapılan binalar olmak üzere 3'e ayırarak hesaplama yapılmış ve maalesef 2000 yılı sonrası yapılan binaların toplam yapı stoğunun %25'i olduğunu görüyoruz. Bu da hala dönüşümün %75'inin tamamlanmadığını söylüyor bize. Ve bu İRAP toplantısında ben şunu gördüm. Aynı şekilde işte İçişleri Bakanlığı, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak yaptığı bir toplantıydı bu. Aynı şekilde 200 bin binanın minimum ciddi anlamda hasar alacağı, İnşaat Mühendisler Odası'nın açıkladığı rakama göre de 48 bin binanın %90 yıkılacağı öngörüldü. Oysa 1999 depreminde meydana gelen depremde 133 bin bina yıkılmıştı. Bakın 133 bin bina yıkılmıştı. Biz şu an ondan çok daha fazla bir binanın yıkılacağını öngörüyoruz. Ve JICA'nın yaptığı minimum can kaybı açıklaması da 100 bin kişi minimum hayatını kaybedebilir ve 100 milyar dolarlık minimum bir mali tabloyla karşılaşılabilir ki... Özür dilerim, araya gireceğim hocam. Bu can kaybı dediğiniz ilk etapta direkt binaların yıkılması. Allah korusun öyle bir depremde herhalde yani, yangında çıkacaktır, farklı şeyler de olabilir. Aynen öyle. Bakın şöyle çok basit bir matematiği gider. Var bugün. Bunu şöyle ben özetleyeyim size. İnşaat Mühendisleri Odası'nın yapmış olduğu aslında araştırma şunu öngörüyor. Hocamın az önce bahsettiği 1980 öncesi yapılan binaların zaten statik açıdan bir kontrolü yapılmadığı, beton kalitesi, işte demirleri ciddi anlamda bakılamadığı için bu binaların zemini çok kötü olan yere olanlarla çakıştırılması sonucu çıkan minimum rakam bu. Yani 48 bin binayı da şöyle özetleyeyim ben size. Bu binalar 12 Eylül olsa 5 katlı binalar olarak varsayalım. Her dairede 4 kişi otursa 20 kişi yapar. 48 bin binada 960 bin kişi etkilenir. 960 bin kişi. Oysa İstanbul'da şu an resmi 16 bin, gayri resmi 20 milyon kişi var. Yani bu ciddi bir rakam ve bu önerilen sonuçta öngörülen rakamlar da minimum rakamlar. Yani 100 bin kişi vefat, minimum 100 milyar dolar. Bakın 99 depreminde resmi olarak 18 bin civarında, gayri resmi olarak 40 bin civarında insanımız hayatını kaybederken, hı hı, mali tablosu olayın 20 milyar dolardı. Ve o 20 milyar dolarlık bize mali anlamdaki getirdiği yük 2001 krizini en ciddi anlamda tetikleyen sebeplerden biriydi. Aslında 99 depremi. Şimdi şu anki mali tabloya baktığımızda pandemi sonrası bir Türkiye'nin ben bunu ciddi anlamda kaldırma noktasında çok ciddi anlamda zorlanacağını düşünüyorum. Bu nedenle durumun vehameti bu kadar aslında kötü. Yani ben buradan genelde hocalarım da bunu genelde yapıyorlar. İnsanlara bu şekilde ben negatif konuşmayı da çok seven bir insan değilim ama şimdi geldiğimiz noktada şimdi an, gerçeği var. Realitesi var. Yani şu an jeofiziksel olarak simologların hazırlamış olduğu olasılık modellemesine göre İstanbul'da deprem olma ihtimali şu an %70. Ve her yıl %2,5 üstüne koyuyor bu. %2,5. Yani önümüzdeki yıl bu %72,5. Sonraki yıl %75. Yani böylesine ciddi bir riskle karşı karşıyayken mutlaka olacak. Yani şu dönüşüm olayının sadece insanların inisiyatifine bırakılması bence çok bana mantıklı gelmiyor. Çünkü aslında yine o insanlara zarar. Ya şöyle düşünün. Bugün 48 bin binadan bahsediyoruz. Ahmet Ercan'ın çok enteresan bir lafı vardır. Biz onunla çok sık konuşuruz bunları. Ahmet Ercan der ki bana, Serhat sen hiç depremde ölen
zengin ve ünlü birini gördün mü? Yani depremde ölen insanlar zaten durumu olmayan fakir insanlardır. Doğru. Ve bu 48 bin binada oturan insanların da durumu zaten iyi değildir. Şimdi biz bunu bu insanlardan az önce konuşmacı hocalarımın laflarını da bölmek istemedim. Hı hı. Bu insanlardan zaten durumu olmayan bir insandan kredi çekip uzun vadeli 25 yıl vadeli bir kredi çekip de işte bu rakamı karşılamasını beklemek aslında çok iyimser bir yaklaşım bence. Ve depreme kadar bu yetişmeyecektir bana göre. Bunun için benim çözümüm, Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı biz Sinan Bey'le bunu çok ciddi konuştuk, detaylandırdık. Sinan Bey, bu kadar kısa sürede bir dokunuşun ancak bu binaların, performans analizi yapılan binaların yıkılacak olanların tamamen yıkılması ve buradaki insanların kiraya ya da başka yerlere taşınması, kalan binaların da hızlı bir şekilde güçlendirerek ancak bu problemi çözülebileceğini konuştuk. Çünkü eğer kurtarılabilecek gibi ise bir bina performans analizinde en hızlı binanın yıkıp yapma maliyetinin üçte birine ücretine ve üçte biri süresinde biz bunu dönüştürebilirdik. Fakat hala şu an ben bu işin çok yavaş ilerlediğini düşünüyorum yani İstanbul için. Yaşadığımız bir olayı anlatayım. Buyurun. Silivri açıklarında bir deprem oldu birkaç sene. Evet, 5.8 mi? 5.8. Ondan sonra bazı binalar hasar gördü. Yalan olmasın, 29 okul mu ne hasarlı diye kapatıldı. Liberal Demokrat Parti de valiliğe yazı yazdı. Bu kapatılan ağır hasarlı 29 okul hangi tarihte yapılmıştı? Yani 2002 öncesi mi, sonrası mı? Yanıt alamadık buna. Hasar tespitleri devam etmektedir falan diye bir geçiştirip cevap verdiler. Demek istediğim, 2000'den sonra yapılan binalar %100 yeni standartlara, kriterlere uygun yapılıyor mu acaba? Çünkü biz buna cevap alamadık. Şimdi şöyle bir şey, yani 2000 yılı öncesi bir denetimsizlik vardı. Bunu kabul ediyoruz ve o yüzden de biz yapılardan korkuyoruz. Yani bir aslında deprem yönetmeliği daha önce de vardı. 1975'te de vardı. Ama deprem yönetmeliği hep projede kalmış. Uygulamaya geçmemiş. Aynı şeyi Amerika'da bize söylediler. Kaliforniya biliyorsunuz en evet. riskli bölge. Adam dedi ki bu firma da şeymiş, bizim DASK poliçemizin çalışmasını yapan. Yani primler ne olmalı falan onları hesaplayan firmaymış. Türkiye'nin dedi deprem yönetmeliği ile Kaliforniya'nın deprem yönetmeliği arasında hiçbir fark yok. Sizin probleminiz evet. uygulamamanız. Yani ben de onu söyleyeceğim. Aslında bizim her zaman için projede bütün deprem yönetmeliğimiz yeterliydi. 2007'de de yeniledik ve 2019'da da yeniledik tekrar. Hatta 2019'da çıkan bina yönetmeliği oldu. Deprem yönetmeliği bile değil, bina yönetmeliği. Daha ciddi bir adım atıldı. Hepsi tamam. 2000 yılı sonrası niçin biraz daha sağlam yapıldı? Çünkü denetim arttı. Yapı denetim firmaları kuruldu 2001-2002'de. Ve o zaman da ciddi biçimde gerçekten yapılar güzel yapılıyordu. Sonra biraz sulanınca biraz daha önlemler alındı falan. Yani ondan dolayı 2000 yılından sonra bir denetim ve uygulamada biraz daha iyi adımlar atıldı. O yüzden iyi. Yalnız tabii binalar her zaman olağan bir hava şartları olsun, başka şartlar olsun devam etmiyor. Bazen olağanüstü durumlarla karşılaşmış olabiliyor. Yani binaları her zaman denetlemek lazım. Yapıldıktan sonra diyelim ki işte sel basıyor. Diyelim ki İstanbul'a yağmur yağsa sel bastı. Al demir korozyona uğradı, nem oldu derken taşıyıcılar yıpranabilir. Doğru. Yani 2000 yılı sonrası yapıları da biz kontrol altına almamız gerekir her zaman için. Yeni adımlar atılıyor tabii. Bina kimlikleri falan yeni adımlar geliyor devletten. Fakat 2000 yılı öncesi yapılarda hiç bunlar yok. Bir şey daha ekleyeyim size. Orada duyduğum, bize anlatılan. Madem kültürünüz veya her neyse yönetmeliğin uygulanmasını sadece kağıt üstünde bırakıyorsa bari bir şartı uygulayın. Bunu da uygulamak çok kolay dedi. Uzman sizlersiniz. Ben onların söylediklerini aktarıyorum size. Perde duvar.
Evet. O sisteme geçilse dedi, o zaman Türkiye'de yoktu galiba 2002 öyle. Şu an var herhalde. Tabii tünel kalıp sistemi, bütün TOKİ binaları tünel kalıp sistemi. Perde duvara geçseniz yok, yine taşıyıcı. Yönetmeliğe tam uyulmasa, etrafından dolaşılsa bile çok büyük bir etkendir, olumlu tabii, etkendir. Perde duvarlar büyük peki. Bir deprem için önemli yapılar. Biz yapıları incelerken hep onlara dikkat ediyoruz yani. Serdar Bey, birazdan size döneceğim. Hocama bir sorum daha var Mehmet Bey'e. Şimdi anladığımız kadarıyla kentsel dönüşüm pek de iyi gitmiyor ve durumda yapı stoku ya da yapılar açısından pek de iç açıcı değil. Evet. Az önce değerli Serhat Hocam'ın bir önerisi vardı. Madem bunu yapamıyoruz, diğerini yapalım. Çok çürükleri tamamen yıkalım, güçlendirilmesi gerekenleri güçlendirelim. Şimdi depremin öncesini konuşuyoruz ve maalesef depremin hemen sonrası var, deprem anı var. Depremin sonrasında yine Marmara ya da İstanbul özelinde konuşacak olursak çok büyük rakamlar veriyorsunuz şu kadar bina yıkılacak diye. Deprem çok büyük, yollar kapanacak, ulaşım, belki Allah korusun yangınlar çıkacak. Yani bu kriz yönetimi, şimdi devlet müdahale edecek de devletin personelinin de canı var. İtfaiye eri kendi canının derdine düşecek. Ailesi var. Polis evet. Memuru kendi derdine düşecek. Yetkililer de kendi derdine düşecek. O zaman kim kimi kurtaracak? Ne olacak? Bu evet. Bir şey, bir çizgi taslak hazırlandı mı? Tabii. Nasıl yani yapacağız? Afat'ta öyle bir hazırlık var. Zaten bir yerde kurtarma ekipleri bir yerde afet olan yerden gitmiyor. Yan şehirlerden geliyor. Hı. Afet olduğu zaman yan şehrin kurtarma ekipleri geliyor. Yani o orada kafası rahat olacak. Çünkü tabii yani dediğiniz gibi yani belki kendisi altta kalacak. Hı hı. Hatta ben geçenlerde Esenler Belediyesi'ne gittim. Aman dedim, bu tip kritik insanların dedim binaları sağlam olsun. Çünkü depremde onlar koşacak. Çünkü Esenler'de gerçekten kentsel dönüşüm projeleri, ciddi bir projeler var orada da. Yani örnek projeler var. Esenler'in eski yapı stokunu yeni yapı stokuna aktararak bir değişim yapıyorlar. Yani orada devlet destekli bir kentsel dönüşümde ve İstanbul'da belki en ciddi dönüşüm de orada yapılıyor şu an için. Fikirtepe'de fiyasko oldu diye biliyorum. Fikirtepe şu an devlet tam el attı artık orada. Müteahhitlerle fiyasko oldu değil mi? Yani o bir yanlış başladı ama hani evet. Bu kadar yanlış gideceği hiç kimse tahmin edemedi. Fakat sonra şu an yani bir şeyine girecek. AFAD hangi bakanlığa bağlı? İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. Ve burada bizim önemli olan, bakın en yakın zamanda İzmir oldu. 20 tane bina yıkıldı ve ne yaptık? Oraya gidebildik. Ama biz 20 binadan bahsetmiyoruz. Burada 50 bin, 60 bin bina, 70 bin bina tamamen yıkılacak. Yani binlerden bahsediyoruz. 20'lerden, 30'lardan değil. İzmir'de sizin dediğiniz gibi ulaşım çok rahattı. Caddeler geniş, her yer geniş ama İstanbul'da öyle değil. İtfaiye bile zor giremeyeceği yerler olacak. Yangınlar dediğiniz gibi çeşitli olaylar. Yani yani deprem sonrası tahmin edilemeyecek kadar çok kötü. Eğer kış, yani ben kışın olursa barınma, dışarı soğuk, fizik barınma, şartlar vesaire. Bir sürü şeyler girecek. İşte o yüzden biz diyoruz ki hep deprem öncesi hazırlıklarımıza önem veriyoruz. Gelmeden bu hazırlıkları tamamlayalım diye. Hı hı. Yani bu çok önemli. Peki. Şu turuncu konteynerler vardı meydanlara konmuş 90. Ne oldu onlar diyeceksin. Evet, aynen öyle diyeceğim. Ne oldu onlar? Ya vitrinlere oynamamak lazım. Yani vitrinlere oynayınca duymak istediğim yani evet. Bir şey söylememize gerek yok. Teşekkür ederim. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak gerçekten bu işe ciddi sarılıyoruz. Ve üniversitemde laboratuvarlar tam teşekküllü. Öğrencilerimiz, oradan yetişen öğrencilerimize de bakıyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Ya biz vitrine oynamıyoruz. Eğitimde ilkokula gidiyoruz, liseye gidiyoruz, ortaokula gidiyoruz. Eğitim veriyoruz, afet eğitimi veriyoruz. Bakın yeni hani bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız yeni seçildi. Benim de arkadaşım aynı zamanda. Hı hı. Belki onu ziyaret edeceğim. Diyeceğim ki ilkokuldan afet eğitimini zorunlu kılın. Lütfen. Hı hı. Yani biz kültürümüzü ilkokuldan başlatmamız lazım.
ilkokuldan başlatmayınca biz şimdi burada televizyon karşısında 5 dakika 10 dakika bir şeyler anlatmak yetmiyor insanımıza. Çünkü bu bilinci yerleştirmeyince de anlatamıyoruz. Anlamıyor. Yani bu böyle bir sıkıntımız var. Bizim küçükten kafasına yerleştirmemiz lazım. Çünkü ülkemize bakıyoruz. %90 deprem ülkesiyiz. Rahmetli Ahmet Mete Işıkara döneminde o biraz sanki aşılamaya çalıştı. Okullara gidiyordu. Çocuklara sıranın altına girin vesaire diyordu. O zaman bir şeyler yapılıyordu ama. Şeyler ama ciddi biçimde bir eğitim ilkokuldan başlamalı artık. Yani zorunlu olarak. Böyle bir saat ya yarım saat bir saat verse o çocuklar daha güzel alır. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Eğitime önem vermemiz gerekiyor. Biz koşturuyoruz. Yani bütün pandemi döneminde de online olarak da çeşitli okullara, Urfa'dan olsun, Trabzon'dan olsun, çeşitli okullara eğitim verdik. Ama sadece bizde olmuyor. Bunu bence Milli Eğitim Bakanlığı ta ilkokuldan alıp ortaokul düzgün bir eğitimle, her şey eğitimden geçer. İnsanımızı bilinçlendirirsek küçükten biz bundan ancak kurtuluruz. Serhat Bey, ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım yoksa Serdar Bey'e döneceğim. Şöyle, ben de hocama eklemek istiyorum. Ben bununla ilgili Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Burada en önemli model bizim için Japonya. İlkokul 1. sınıftan 12. sınıfa kadar her yıl bu afetlerin her biri ayrı bir ders olarak anlatılabilir. Evet. Bakın müfredatta şu an öğrencilerin belki ileriki hayatlarında kullanmayacağı pek çok ders var. Örneğin bir ilk yardım dersini, yani zorunlu olarak müfredata girmesi ya da bir deprem dersinin ve sonrasında neler yapılacağının sürekli her yıl devam etmesi çok zor bir şey değil bence. Bu Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde yapılabilir. Ve bunun için de yani hoca da istihdam etmeye de gerek yok. AFAD bünyesinde gerekli modül eğitimleri verilebilir. Bunu yer bilimciler, jeofizik mühendisleri, jeoloji mühendisleri de verebilir. Yani burada bir gönüllülükle bence bu konunun samimiyetle ele alınması lazım. Yoksa hocamın dediği gibi bizim burada yarım saat değil 4 saatte biz bunları anlatsak insanlara bir katkısı olmuyor. Yani geçen 22 yıl bize şunu gösterdi ki bu öyle televizyonlardan anlatılarak insanlara nüfuz edecek bir şey değil. Bu çocukken yani belli bir dozda eğitime maruz kalarak belli sürelerde devam edilerek ancak belli bir noktaya geliniyor. Ve Türkiye %95 deprem ülkesi, afet ülkesi. Bakın Türkiye'de afetlerden dolayı hayatını kaybeden insanların %58'i depremlerden hayatını kaybettiği için deprem birinci sırada. Evet. %22'si toprak kaymasından, heyelandan hayatını kaybediyor. %8'i selden ve %2'si de çığdan hayatını kaybediyor. Yani böylesine afetlerin dört bir tarafımızı kapsadığı ve son dönemde bu küresel ısınma ve iklim değişikliğinden dolayı yangınların da arttığı bir dönemde yani bunu bence ülke olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ya da bunu Yükseköğretim Kurumu'nda da ayrıca yüksek lisans ve doktora konusu da yapılabilir bu bana göre. Çok önemli bir konu çünkü. Yani bu bizim belli dönemlerde 17 Ağustos'ta hatırlayıp ya da televizyon programlarda geçiştirebileceğimiz bir konu olmamalı bence. Peki, çok teşekkür ederim. Veya bir gün böyle her sene yıl dönümü gibi bir gün konuşacağımız konu olmamalı. Doğru. Yani belli aralıklarla, çünkü afet yani bu doğa olayıdır. Doğa olayını biz afete dönüştürüyoruz. Hani bu klişeleşmiş bir söz. Zaten doğa aslında kendisini unutturmuyor. Arada bir 5-6 ile yokluyor. Ama 6 ile yokluyor. Mecburen konuşuyoruz yine. Biz işin garip tarafı biz unutuyoruz. Evet, biz doğru. Unutuyoruz ama o ilerliyor. İşte unutmamamız gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Ankara stüdyomuza döneceğim. Serdar Erseven. Serdar Bey, değerli hocalarımı, Cem Bey'i dinlediniz. Sizin de genel yorumunuzu alayım. Buyurun. Bütün konuşmaları dikkatle takip ettim. Şimdi kentsel dönüşüm noktasında tabii depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz ama anlaşılan çok uzun olmayan bir süre sonra Allah muhafaza olacak gibi gözüküyor. Bilimsel gerçekler bunu gösteriyor. Ben kentsel dönüşüm noktasında bu depreme şifa olacak kadar bir çalışmanın yürütülebileceğini ben de Serhat Bey gibi düşünmüyorum. Bir kere alandaki gerçekler, vatandaşın ekonomik gerçekleri, depremden öncelikle etkilenecek kesimin
Serhat Bey'in ifade ettiği gibi ekonomik gerçekleri, artı tırnak içerisinde demokrasinin gerçekleri. 2023 yılında seçim var. Türkiye belli bir süre sonra iyice seçim atmosferine girecek. İşte tarihi seçim, her seçim olduğu gibi, bütün seçimler öyledir zaten. Dönüm noktasıdır. Bir türlü dönemedik o noktayı. Yine dönüm noktası olan bir seçime gireceğiz. Seçim süreci çok sert geçecek. İttifaklar şekillenecek. Kıran kırana bir mücadele olacak. Ve dolayısıyla biz yani gündemimize ne depremi, ne seli, ne ormanı alabileceğiz. Yani böyle bir atmosfer oluşmayacak. Dolayısıyla ben böyle kentsel dönüşüm gibi çok kısa süre içerisinde bana göre büyük ölçüde gerçekleşmesi ütopik bir hedef olan şeydense, Serhat Bey'in de ifade ettiği gibi bu güçlendirme çalışmaları noktasında bayağı mesafe alınabileceğini alanda çalışanlar söylüyor. Bu güçlendirme meselesi olabilir. Bir de benim dikkatimi çeken, bakıyorum rakamlara, önemli bir bölümü kayıpların, vefatların, yaralanmaların aslında birinci derecede depremle ilgili olmayan sebeplerden kaynaklanıyor. Çok basit sebepler. Yani ne bileyim, bir şeyin büfenin altında kalan, kendisini aşağıya atan, merdivenlere koştuğu zaman başına bir şeyler gelen. Yani daha önceden çok basit, ekonomik maliyeti çok düşük tedbirlerle giderilebilecek pek çok şeyin, sebebin söz konusu olduğunu görüyoruz deprem sonrasında. Ki ben 1999 depremini, onu da hemen söyleyelim, hep unutuyoruz. Allah rahmet eylesin bütün kaybettiklerimize. Onun travmatik etkileri hala devam ediyor. Ailesini kaybetmiş insanlarla yine ara sıra karşılaşıyoruz. 99 depreminde ben depremden kısa bir süre sonra bölgeye intikal etmiştim ve o süreci orada yaşadım. Dolayısıyla çok benim için duygusal yönleri de olan bir süreç. Oradaki o günden bu yana bir şey yapılmadı değil. İşte efendim vatandaşlar nasıl tahliye edilecek, hangi yollardan tahliye edilecek, işte devlet birimleri arasında koordinasyon nasıl olacak vesaire tartışılırken bir şey daha oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle merkezi yönetim ayrıştı. Bunun da bir takım yan etkilerinin olabileceğini düşünüyorum. Olmamasını arzu ederim ama maalesef böylesine kriz dönemlerinde bizde siyasi tartışmalar, politik tartışmalar esasın önüne geçiyor. Ve çok vakit kaybediliyor, çok enerji kaybediliyor. Böyle şeyler de oluyor yani, siyasi tartışmalar. Dolayısıyla bir güçlendirme meselesinin ben bir ölçüde sadra şifa olabileceğini düşünüyorum. İkincisi, çok basit meseleler var. İşte okullardan bahsedildi. Mesela bizim zamanımızda ilkokul öğretmenim, Allah rahmet eylesin, Semiha Baykal, velilerle teker teker görüşürdü. Ve sadece kendisini bize işte alfabeyi öğretmekle sorumlu ya da işte dört işlemi öğretmekle sorumlu bir kişi olarak görmezdi. Aynı zamanda ailelerimizle de yakın temas halindeydi. Ve bizim beslenmemizden, ne bileyim, bazen velileri toplardı. Çocuklar nasıl beslenmeli? Okula nasıl gelmeli? Ya da işte çocukların temizlik alışkanlıkları nasıl yerleştirilmeli? Velilerle otururdu. Veli, yani kendiliğinden veli toplantısı yapardı sınıflarda. Evlere gelirdi. Mesela bazen okula temiz bir şekilde gelmeyen bazı çocukların evlerini ziyaret ederdi. Onları hiç kırmadan, incitmeden bir şeyler anlatmaya çalışırdı. Yani hijyen bakımından. Şimdi bu okul, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği sağlanırsa çok mesele çözüme kavuşur. Yani faydası olur, çözüme kavuşur demiyorum da. Mesela okul idareleri, çünkü nüfusuna öğrenci oranı çok fazla olan bir memleketiz. Bu da aslında bir bizim için bir kısmet. Yani velilerle öğrenciler ve okul idareleri arasındaki ilişkiler daha şey olursa ben hiç ütopik görmüyorum. Özellikle sınıf öğretmenleri aileleri ziyaret edebilir. O ailelere mesela şey yapabilir, depremle ilgili efendim işte ne bileyim, büfeyi şuraya sabitlemeniz çok uygun olur.
şunu şöyle yapmanız çok uygun olur vesaire gibi. Ya da velileri toplayıp okul idare, sadece işte veli toplantıları oluyor bizde. Öğrencilerin notunu falan bilmem ne değerlendiriyorlar. Gerçi şu pandemi plandemi döneminde bu ne kadar gerçekleşecek bilmiyorum. Önümüzdeki süreçte okullar ne kadar açık tutulabilecek bilmiyorum. Ama yani bu imkan bulunursa çok faydalı olur. Bir de apartman yöneticileri, apartman yöneticilerini de genelde güvenlik meseleleriyle sorumlu tutuyoruz biz. Yani işte apartmanınıza kim geldi, kim gitti bunları bildirin vesaire, bundan sorumlusunuz gibi. Yani güvenlik kıvamı çok ağır bir devlet olduk biz. Güvenlik çok önemlidir ama güvenlikçi devlet olmamak lazım. Bakın güvenlik çok önemli, güvenlikçi. Bunun dengesini sağlamak lazım. Mesela apartman yöneticileriyle de kaymakamlar, yerel yöneticiler, belediye başkanları toplantılar yapıp yani farklı görevlerle sorumlu tutabilir. Mesela bir apartman yöneticisi çok rahat bir şekilde toplantılarda bu deprem güvenliği meselesini işleyebilir. Ama bu bilinci vermek lazım. Bakın bunlar şey denebilir. Ne kadar önemli meselelerden varken bunlardan mı bahsediyorsun denebilir ama bu küçük tedbirler aslında çok şeyi önler. Yani bir çivinin oradan alınmasının ne büyük felaketleri engelleyebileceğini düşünmek lazım. Şeytan ayrıntıda gizli. Psikoloji yönetimi son derece önemli. Şimdi biz maalesef psikolojik bakımdan çok sağlıksız süreçlerden geçiyoruz. İşte kamplaşma deyin, siyasi kamplaşma deyin, her meselede karşı karşıya gelmemiz deyin. İnsanları olarak biz rahat değiliz. Bakın daha geçtiğimiz günlerde bizim apartmanın önünde gençler birbirine girdi, öldüresiye. Sonra baktım aralarındaki bir mesele de doğru dürüst bir mesele değil. İşte trafikte insanlar birbirine levyeyle yürüyor, bilmem ne yapıyor vesaire. Bu psikolojinin de bir an evvel düzeltilmesi lazım. Ve o şeyde, o deprem anında sakin kalabilmenin, soğukkanlı olabilmenin de pek çok hayatın kurtulmasına vesile olabileceği söyleniyor. Yine bakın, tırnak içerisinde küçük bir mesele daha. Toparlayalım. Ben Ankara'da yaşıyorum ama uzun yıllar boyunca İstanbul'da gazetecilik yaptım ve İstanbul'da yaşadım. Fındıkzade, Haseki taraflarını bilirsiniz Yusuf Bey. Tabii. Haseki taraflarında, Fındıkzade, o civarlarda, Kızıl Elma vesaire bir pazar kurulur, Cuma pazarı. Her Cuma günü, Perşembe akşamından başlar şey, o kamyonların yoğunluğu falan. O zaten çok daracık sokaklara giremezsiniz, çıkamazsınız. Ve o kamyoncular da mecburen oralara gelir mal sevkiyatı için. Bir kere Perşembe günü öğleden sonra başlar bu faaliyet. Cuma günü sabahına kadar devam eder. Cuma günü komple o sokaklar, yani çok kişinin yaşadığı bir yerden bahsediyorum. Yani bir tepeden harita, biliyorsunuzdur mutlaka orayı. Apartmanlar, apartmanlar, yan yana apartmanlar, dip dibe apartmanlar. Ve bir yangın olsa Allah muhafaza, oraya bir itfaiye aracının, bir ambulansın girmesi mümkün değil. Çünkü tezgahlar kurulmuş, efendim şeyler kurulmuş. Çarşamba'da da devam ediyor herhalde. Çarşamba semtinde de var mı? Şimdi böyle bir şeyi biz yıllardır gündeme getiriyoruz. Arkadaş, önemsiz bir mesele mi? Yani Allah muhafaza bir deprem meydana geldiği zaman, bir yangın meydana geldiği zaman, diyelim bir tüp patlasa orada şey yapamaz, bir apartman yıkılsa, ki çoğu onların 2000 senesi öncesinde de değil, 1970 yılı öncesinde yapılmış binalar, o bölgedeki binalar. Dolayısıyla bakın çok basit bir şey. Oraya belediye başkanları gidiyor, milletvekilleri gidiyor, bakanlar gidiyor, herkes Serdar gidiyor. Abi, toparlayalım, ama reklama gidelim. Bunu göremiyor muyuz yani kardeşim? Küçük bir şey mi? Dolayısıyla bu tür bir koordinasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Son olarak faydalı olabileceğini düşündüğüm, katılmayan olabilir ama biraz koordinasyon meselesi görüyorum. Koordinasyon eksikliği görüyorum. Bütün şeylerde, bu yangın meselesinde de gördük. Bir de kriz yönetimi noktasında sıkıntı görüyorum. Yani birçok tezvirat yapılıyor, birçok şey söyleniyor vesaire. Biz gazeteciler olarak haber almaya çalışıyoruz. Ya bu işin aslı nedir, faslı nedir? Birçok akıl çeliciği, ne bileyim, çelişkili açıklamalar yapılıyor. Ondan sonra üzerinden 4-5 gün geçiyor. Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Ve ondan sonra çıkıyorlar, lütfen bir şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla bu kriz yönetimi, ilk anda bilgilendirme, yani iletişim yönetimi, birimler arasındaki iletişim, hangi lafı kim söyleyecek, ne zaman söyleyecek, bunların şey yapılması son derece önemli. Bunların organize edilebilmesi için de mesela ismi değişebilir, Afet ve Kriz Yönetimi Bakanlığı gibi bir bakanlığın kurulması söz konusu olabilir. Yani o anda o işe şey yapacak, orada istisaslaşmış
afet üzerine ihtisaslaşmış. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yani kimler girecek orada topa? Sağlık Bakanlığı o sırada. Şimdi bunlar arasında bir koordinasyonun, yani mutlaka koordinasyon çabası var ama peki. Türkiye'de maalesef politik sebeplerden dolayı da çok sık hükümet değişiyor. Yani 20 yıllık AK Parti iktidarında bile ortalama seçim ne kadar? 1,5 sene mi vesaire. Tamamlayalım Serdar Bey. Her gelen bakan kadroları değiştiriyor. Vesaire bir kurumsal kültür yerleşmiyor. Bu ancak kurumsal kültür belki bakanlıklar bünyesindeki uzmanlaşmayla olur. Bunları yeniden düşünmek lazım. Peki. Mesela Milli Eğitim dedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kültür ve turizmin süremi aynı bakanlık bünyesinde işte. Olmasına evet, tamam. Keseceğim. Birkaç şey söylemeye çalıştım. Faydalı olmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. AFAM Müdürü Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan. Değerli hocam çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Jeofizik Yüksek Mühendisi Öğretim Üyesi Mustafa Serhat Durmuş. Değerli hocam çok sağ olun. Ben buraya kadar geldiniz. Bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim. İkinci bölümde sevgili seyirciler Cem Bey ile Serdar Bey ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, Aslan Başkan Yardımcısı Ersan Ergün, gazeteci, yazar Fikri Akyüz'de devam edeceğiz. Kısa bir reklam. Reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacağız. İkinci bölümde karşınızdayız sevgili seyirciler. Birinci bölümde 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yıl dönümü sebebiyle depremi şöyle bir hatırlattık. Değerli hocalarımızı yolladık ve şimdi sevgili seyirciler güncel meselelerle devam edeceğiz. Bir numaralı gündem tabii dünyanın gündemi Afganistan ve tabii Batı Karadeniz'deki sel felaketi. Öncelikle değerli konuklarımla Afganistan meselesini değerlendireceğiz. Tabii süremiz olursa Kastamonu'daki sel felaketine de değiniriz. Sevgili seyirciler, bu bölümdeki konukları da hemen takdim edeyim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe. Değerli hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Aslan Başkan Yardımcısı Ersan Ergür. Ersan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Gazeteci yazar Fikri Akgöz. Hoş geldiniz Fikri Bey. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Birinci bölümde Cem Bey vardı ve Serdar Bey ile yine devam edeceğiz. Zaten daimi yorumcumuz. Afganistan'da sevgili seyirciler ülkede Taliban kontrolü sağladı. Amerika Birleşik Devletleri çekildi ve sistem dolu sözler sarf etti. Başta ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Bakanı bu kadar emek verdik mealen söylüyorum ama onlar kendi ülkeleri için direnmediler. Biz niye o kadar mücadele edelim gibi cümleler sarf ettiler. Tabii Afganistan derken sevgili seyirciler çok kritik bir coğrafya. 20 yıl Sovyet işgalinde kalmış. Akabinde 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası Amerikan işgaline uğramış ve tam da Rusya'yı, Çin'i, Hindistan'ı, Pakistan'ı, İran'ı, Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Vietnam'daki gibi yenildi mi yoksa farklı bir hinlik peşinde mi? Giderken bir enkaz bıraktı, o enkazdan sağlayacağı kendine göre bazı faydaları diğer devletlere, Çin'e, Rusya'ya, diğer ülkelere karşı kullanacak mı? Çin'in bir kuşak bir yol projesi hedef mi? İngiltere ne diyor? Sonra Taliban hakim oldu denildikten sonra o dünyanın önde gelen devletlerin açıklamaları biraz daha ılımlı açıklamalardı. Taliban yapısına yönelik, Taliban'a yönelik. Bu ne anlama geliyor? Hepsini inşallah konuşacağız. Ali Bey, sizinle başlayalım. Ne dersiniz? Amerika niye çekildi? Yenildi mi? Farklı bir şey peşinde mi? Şimdi Yusuf Bey baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 20 yıldır orada, bu özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'da işte terör örgütlerinin bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisini uygulayacağım diye önce Afganistan'a sonra da Irak'a geldi. Hı hı. Bu iki coğrafyaya da baktığımız zaman şöyle değerlendirebiliriz aslında. Bu iki coğrafyada iki ülkede de geldiği ülkede de Türkiye'nin 1936-37'de imzaladığı Sadabat Paktı'nın ülkeleri. O Sadabat Paktı'na baktığımız zaman Türkiye, Irak, İran ve Afganistan. Yani Türkiye Batılı emperyalist ülkelere karşı bu bölgeden
kendisinin geriye doğru bir emniyet tedbiri alacak şekilde bir anlaşma imzalamıştı. Şimdi burada da Afganistan'da da işte Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 20 yıldır 1 trilyon dolara yakın para kaybetti. Yani para harcadı orada. Silah bıraktı, geri çekildi. Bu bölgede bulunmasının aslında sebeplerinin bir tanesi hem Irak'ta hem de Afganistan'da bulunmasının sebeplerinin aslında en başında terörle mücadelenin yanı sıra kurulan İsrail Devleti'nin, Siyonist bir devletin güvenliğini sağlayabilmek için bu bölgeye geldi. Orta Doğu'ya geldi. Afganistan bugün Orta Doğu'nun en doğu ucunda yer alan bir coğrafya ve çok değerli bir coğrafya. Şimdi bu bölgede kaldı. Yüklüce bir para harcadı Afganistan'da hem terörle mücadele etmek için hem o bölgede İsrail'in güvenliğini bu özellikle Arap coğrafyasında, Orta Asya coğrafyasında ve Orta Doğu coğrafyasında sağlayabilmek amacıyla bu bölgeye geldi. Ancak bu bölgede İsrail'in güvenini sağlayabilmek adına gelmesine rağmen bir bataklığa saplandı. Ve burada yenildi. Yani yenildi. Ve buradan çekilmek zorunda kaldı. Çünkü çekilmeseydi Pasifik ve bölgesiyle bu özellikle Afrika bölgesini kaybediyordu. Çünkü Pasifik bölgesinde bir Çin gelişiyor. Çin ekonomisi zaten Biden'ın açıklamasında 18 Şubat tarihli açıklamasında Çin'le ekonomik olarak mücadele edeceğiz dedi. Ardından işte Çin'in Pasifik'teki yükselişi, ardından bu özellikle Afrika'daki Çin'in Afrika'ya girmesi ve bu bölgede etkin olması, mesela Sudan'da, Somali'de yine etkin olması, gerçi orada İsrail de etkin ama bu özellikle Çin'in o bölgeye gelmesi, Rusya'nın ilerlemesi o bölgede iktisadi anlamda olsun, siyasi anlamda olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bataklıktan çekilme ihtiyacını ortaya çıkardı. Yenildi. Orada özellikle terörle mücadele etmek için geldi, ulus inşa etmek için geldi, sözde tabii. Demokrasi getirmek için geldi, bunların hepsi sözde diyorum. Ancak esas amacı bir Siyonist devletin güvenliğini sağlamak için gelmişti. Fakat o Siyonist devletin güvenliğini sağlayabilmek için gelmesine rağmen bataklığa saplandı ve çekilmek zorunda kaldı. Çünkü diğer bölgelerde kaybediyordu. Özellikle Çin'e karşı ve Rusya'ya karşı kaybediyordu. Bir an önce buradan çekilip kendisini toparlama ihtiyacı hissetti. Peki o bölgede şu anda Taliban'la durumu nasıl? Taliban'la bir Biden'ın bugün açıklamalarına baktık. Ya da işte diğer Birleşik Devletler'in yetkililerin açıklamalarına baktığımızda aslında Taliban'la daha önceden çekilmeden önce görüşmeler yapıldığını, Afganistan evet çıkıyordu bu. Evet, Afganistan resmi yetkilileri, devlet yetkilileriyle müzakereler yapıldığını, Doha'da görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir aslında Taliban'la tekrar o bölgede bıraktı mı, bırakmadı mı, bir destek var mı o şüpheli. Çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilerek bölgeye pimi çekilmiş el bombası bıraktı. Çünkü istikrarsız bir Afganistan Çin için tehlikedir, Rusya için tehlikedir. Hindistan için tehlikedir, İran için tehlikedir. Yani kontrolsüz bir kaos mu söz konusu önümüzde? Evet, yani oradan çekildi ve orada bir kaos ortamı oluşturdu ki bu ülkeler Çin olsun, Rusya olsun dikkatini buraya versin, kendisi diğer bölgelere yoğunlaşsın. Türkiye var mı bu işin içinde? Türkiye'de var tabii. Türkiye'de var. Göçlerle uğraşıyor. Tabii, göçlerden dolayı. Türkiye'de göçlerden dolayı. Bir taraftan da içeriden kaşınıyor bu göç meselesi. Tabii, yani Türkiye bu göçlerden de zaten kaçamıyor, geliyor. Bu 79'da da geldi, Türkiye'nin çeşitli yerlerine yerleştiler. Şu anda da geliyorlar. Göç zaten Türkiye'nin en büyük etkileneceği husus. Bu önemli bir mesele değerli hocam. O zaman Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi Taliban'a yönelik daha böyle itidalli, kontrollü mesajlar var. Bunun sebebi de bu göçler mi acaba? Hani arayı iyi tutalım da ne olur ne olmaz. Burada bir kontrolü sağlayalım gibi. O yüzden mi? Şimdi tabii çok şu anda denge var ama. Şu anda eğer Taliban orada bir iktidara gelecekse, hükümeti kontrol edecekse, hükümete gelecekse, iktidarı olacaksa Türkiye'nin bu göçü önleyebilmesinin tek yolu oradaki yapıyla istikrarı sağlanması için aktif bir rol oynaması gerekir. Aksi takdirde göçü siz duvarları örerek ya da bir başka yöntemlerle önleyebilmeniz çok zor. Yani ben daha yani önce... Yani o doğruysa uçağın tekerinin içine ya da uçağın o aralara girmeye çalışan adam duvar mı dinler? Tabii tabii.
yani o duvarların kontrolü olsun, diğer yöntemler olsun, bir şekilde göç geliyor. Bakınız bu özellikle Irak Savaşı'nda ben o dönem Hakkari Çukurca'da çalışırken biz o bölgede göçü önleyemedik. Yani çok fazla geldi. Çünkü coğrafya çok dağınık, kırık bir coğrafya var ve siz o coğrafyada kontrol altına alamıyorsunuz göçü. Dolayısıyla Suriye'de de bunu gördük. Yani şu anda duvarlar örüldü ama hala göç geliyor. Sığınmacılar geliyor. Dolayısıyla Suriye'de olsun, Afganistan'da olsun göçü önleyemediğinin tek yolu o bölgedeki ülkelerin istikrarlı hale gelmesidir. Aksi takdirde siz bu göçü önleyemezsiniz. Yani bugün Afganistan'dan gelen mülteciler, sığınmacı adına ne derseniz ya da göçmenler, bunların hepsi bir şekilde Türkiye'ye gelecek. Ya bu Türkiye'yi güzergah olarak kullanacaklar ya da Türkiye'de yerleşecekler. Yani bu yapılan araştırmalarda da, bu Türkiye için de söylemiyorum bunu ama göç eden göçmenlerin, sığınmacıların %87'si geldikleri ya da kaldıkları ülkelerde, yani bulundukları ülkelerde kalıyorlar. Geri de dönmüyorlar. Böyle bir şey de var, sonuç da var elimizde. Realite, tabii. Gerçek. Yani şimdi bu adam göçmen nereye gidecek? Hedefi neresi? Türkiye ise Türkiye'de kalıyor bir şekilde. İşte Avrupa ise Avrupa'ya da gitmeye çalışıyor. Gördük İtalya'da işte Yunanistan'a geçmek isteyenlerin Akdeniz'e nasıl boğulduklarını, başlarına neler geldi, bunların hepsini gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin Afganistan'da eğer bu kendisine yönelik olacak tehdidi, göç tehdidini bertaraf edebilmesi için mutlaka ve mutlaka Afganistan'da resmi yetkililerle görüşme yapmak zorunda ya da oradaki uluslararası camiye harekete geçirerek o bölgede Afganistan'ın istikrarlı hale getirmesi için çabalaması gerekmektedir. Peki. Orada görüşmesi gerekmektedir. Zamanımız var. Diğer turda yine sorularım olacak. Ersan Bey, sizle devam edelim. Yani ülkemizde tabii hep haberlerde insanlar duyuyor. Daha düne kadar Taliban işte şu kadar Amerikan askerini öldürdü, şurada çatıştı vesaire gibi, ama bu yapıyı açıkçası çok da iyi tanıdığımızı düşünmüyorum. Yani kamuoyu olarak tabii ki işin uzmanları biliyordur ama kimdir Taliban? Neye hizmet eder ya da neyi ister? Amacı nedir? İdeolojisi nedir? Düşüncesi nedir? Felsefesi nedir? Vizyonu, misyonu nedir? Tabii Taliban'ı anlamak için bölge hakkında çok kısa bir jeopolitik değerlendirme yapmak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Şimdi 1600'lü yıllarda İngiltere'de kurulan British India Company ve daha sonra English India Company'de ismi değiştirilen bir şirket var. Bu şirket Hindistan ve Afganistan bölgesi denilen bölgede afyon ticareti yaparak bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya ekonomisini yönlendiren ailelerin ve İngiltere'deki Yahudi kökenli ailelerin ortaya çıkışını sağlayan ve kraliçenin talimatıyla kurulan bir şirketin bu bölgeden elde ettiği afyon ticaretiyle kazandığı paralarla sanayileşmeye katkı sağladığını ve dünya ekonomisini sanayileşmeyle elde ettiği parayla yönlendirdiğini artık tarih biliyor. Herkes de bu konuya vakıf vaziyette. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin, Rusya, Suudi Arabistan, İran bu bölgeyi değerlendirerek Afganistan'a baktığımızda aslında Afganistan hem yeraltı ve yerüstü kaynakları anlamında hem de Çin'in bir kuşak bir yol kapsamındaki yeni Kara İpek yolunun Afganistan'dan geçtiğini değerlendirdiğimiz, enerji güzergahları açısından Afganistan'ın bu projelere ev sahip yapacağını düşündüğümüzde bölge aslında ekonomik anlamda, yani dünya siyasetini yönlendirmek isteyen insanların ekonomik anlamda da dünyayı kontrol etmesi gerektiğini, ekonomik ticaret yollarını kontrol etmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu açıdan Rusya 1979 yılında Afganistan'ı işgal ettiğinde aslında Çin destekli olan ve kendisinde komünizmin ön plana çıkarak dünya, yani Varşova Paktı üyelerinin dünya üzerindeki siyasi etkinliğini artırmak istemişlerdi. Bunun karşılığında ne oldu? Amerika Rusya'yı durdurmak maksadıyla o gün Afganistan'da 40 kişinin ortaya çıkarak İslami anlamda, yani Afganistan'ın dini yapısına baktığımızda, yani İslam yapısına baktığımızda Hanefi, Sünni Hanefi yoğunluğunu görmekteyiz. Bu aşağı yukarı %85-86'lık bir kısma tekabül ediyor. %13-14'lük bir kısım da Şii nüfusa tekabül ediyor. %1'lik de Yahudi veya diğer dinlere mensup halklardan oluştuğunu görüyoruz. Bu açıdan tabii son dönemlerde özellikle Osmanlı yıkılışından sonra İslam anlamında ve İngiltere'nin de Afganistan'ı işgal ettiğini düşündüğümüzde İngiltere bir çekirge sürüsü gibidir aslında. Çekirge sürüsü nasıl ki bir tarladan geçtiğinde arkasında bir
harabe yığını bırakır. Yani ben çekirge sürüsünü hiç görmedim nasıl bir şey bıraktı ama okuduğum kitaplardan bunu anlıyoruz. Dolayısıyla İngiltere 1947 yılında oradan ayrıldığında zaten İslam'ın temel yapısını bugün Suudi Arabistan'daki Vehhabiliğin ortaya çıkışını değerlendirdiğimizde İngiliz Hemper'in Necipli Muhammed'le Şam ve Bağdat bölgesinde Vehhabiliğin temelini attığını düşündüğümüzde bir İngiliz casusun bunu başardığını görüyoruz. Dolayısıyla Afganistan'da da İslam'ı bozucu bir takım tedbirler attığı için işte bu bozulan İslam'ın yeniden gerçek anlamda Kur'an ve sünnete ışığında yaşanan bir din haline getirilmesi için bir grup molla ortaya çıkarak talebe yetiştirmek maksadıyla bir oluşuma giriyorlar. İşte bunlara da o dönemde talebe anlamda Taliban'ın ismi veriliyor. 40 kişilik bir öğrenci grubuyla bu medrese kuruluyor. Yani Talibanların çıkışı aslında savaşçı bir çıkış değil. Bugünkü anlamda ortaya konulan bir örgüt olarak ortaya çıkmış değil. Tamamıyla İslam'ın temel yapısını, temel değerlerini ortaya çıkan ve geleceğe dönük olarak Afganistan halkına İslami çizgiyi anlatacak, mollaların yetiştirilmesini sağlayacak bir sistem üzere, bir medrese olarak kurulmuş olan bir yapı. Bu çizgi ne zamana kadar devam ediyor ve ne zamandan sonra değişiyor? İşte Rusya'nın 1979'da Afganistan'ın işgaliyle bu yapı gerek İran'ın, gerek Suudi Arabistan'ın ve gerekse özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklemesiyle ki doğrudan doğruya zaten o dönemde Afganistan hükümeti sol bir yapıya yani görüşe sahip olduğu için Rusya bu işgali zaten bu hükümete mevcut o günkü Afganistan hükümetine destek amacıyla başlatmıştı. Dolayısıyla otomatikmen Taliban'ın kendi değerleri İslam'ın Afganistan'ın hakim kılmasını sağlamak olduğu için bu anlamda doğrudan doğruya Rus işgaline karşı bu talebe grubu talebe yetiştirmeyi bırakarak silahlı bir direnişle karşı koymaya başlamışlardır. O tarihten itibaren Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda Taliban yapılanmasını gerek ekonomik anlamda gerek savunma sanayi anlamında silah anlamında desteklemiş ve Rusya'yı dengeleyici bir unsur olarak orada tutmuştur. Taliban'ın bu savaşçı rolünün devreye girişinde en etkili insan kaynağı ise bugün çoğunluğu Pakistan'da olan ve bir kısmında İran'da olduğu ve Afganistan sınırına yakın olan bölgede, coğrafyada yaşayan Peştunilerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yapı Rusya'nın yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nin dağılmasına da sebep olan bir direniş mücadelesini ortaya koydu. O dönemde herkes Taliban'ı tamamıyla komünizmin karşısında direniş olarak gören ve Afganistan'ın kurtuluşuna çalışan direnişçiler olarak tanımlıyordu. Yani Amerikan Başkanı Taliban mensuplarını orada ağırladı, övgülerde bulundular. Yani ve 6 yıl yani 11 Eylül'den önce de ki süreçte de Taliban Afganistan'da iktidardı. Afganistan'ı onlar yönetiyorlardı. Yani o gün iyi olan insanlar nasıl oldu da bugün Amerika'nın nezdinde ve İngiltere'nin nezdinde ve bazı kesimlerin nezdinde bir terör örgütü durumuna gelmiş oldu? Bunu irdelemek lazım. Elbette. Onlar mı değişti? Yani yapı mı değişti? Terör örgütü oldu ya da Amerika'nın gözünde mi terörist ilan edildi? Şimdi tabii bu yapının da kısmen değiştiğini söylemek mümkün. Ancak buradaki mesele tamamıyla kendi çıkarlarına hizmet eden bir yapının değişiminden söz etmek mümkün. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Esed rejimi gitsin diye oradaki harekatı başlatmadı mı? Ne oldu da sonra Rusya'yı 2015'te davet etti ve oradan çekildi? Çünkü Esed'den sonra gelecek olan süreçte Mısır kendisi için bir olumsuz örnek oluşturdu Amerika için. Yani Mısır'da bir hareket başladı. Muhammed Mursi, rahmetli şehit Cumhurbaşkanı Mısır'da halkın oylarıyla seçime geldi. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına geldi. Ve dolayısıyla Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen ve Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerine yönünü dönen bir Mısır ortaya çıktı. Yani bugün İsrail'in bölgedeki katliamların artırmasının temelinde ve İsrail'in bölgede çok rahat at koşturmasının temelinde Suudi Arabistan olduğu kadar Mısır'ın da İsrail çıkarlarına ve menfaatlerine aykırı politikaların olmamadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla buna baktığı zaman Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Taliban'la ilgili yani Suriye'de Esed'de nasıl ki Esed'den sonraki sürecin kendi çıkarlarına hizmet eden bir ülke, bir idareye teslim edilemeyeceğini fark etti.
Dolayısıyla Esed'in kalması onun için daha hayırlı olmuş oldu. Rusya'yı o yüzden çağırdı. Kendisi de doğrudan doğruya Esed'i desteklemek istemediği için. Şimdi bu açıdan Taliban geçmişte Amerikan menfaatlerine hizmet ederken bu kez 11 Eylül saldırılarında Taliban'ı karşısına alan, ki çok basit bir gerekçeyle Taliban'ı karşısına aldı. Nedir? Usama Bin Laden'i teslim etme. Ya bir insanın, bir kendince terör örgütü liderinin sana teslim edilmemesi, bir halkın veya bir ülkenin hem insan anlamında hem ekonomik anlamında çekirge sürüsünün geçtiği bir tarla gibi paramparça edilmesini gerektirir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ama bakıyorsunuz Amerika ne yaptı o dönemde? Doğrudan doğruya El-Kaide'ye karşı yapmış olduğunu gösterdiği harekatını Taliban üzerine yönlendirdi. Taliban'ı iktidardan düşürdü ve mütakiben Taliban'ın yerine kendi çıkarlarına hizmet edecek olan bir hükümeti, bir Afganistan idaresini ortaya koymaya çalıştı. Fakat bugüne kadar gelmiş olduğumuz süreçte 20 yılda bunu başaramadı. Neden başaramadı? Öyle veya böyle bugün Amerika Afganistan halkına sorulduğunda, yanılmıyorsam %14 diye hatırlıyorum, geçtiğimiz gün bir makalede okumuştum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan halkının menfaatlerini ve Afganistan halkına demokrasiyi, sözlü demokrasiyi getireceğine inandığını gösteriyor. Yani Afganistan halkının %86'sı ABD'nin Afganistan menfaatlerine hizmet etmediğini, Afganistan halkının lehinde hareket etmediğine inandığını ortaya koyuyor. %14'ü kesin Amerika'yı destekliyor Afganistan'da. Bir virgül diyelim, geleceğiz. Buyurun. Süremiz var diğer turda. Fikri Bey ile devam edelim. Fikri Bey, sizin nazarınızda Amerika'nın çekilmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Amerika'nın çekilmesinden evvel şöyle kronolojik bir şekilde cümleye başlamış olalım. Aslında Amerika 2003'te El-Kaide saldırısını bahane ederek Afganistan'ı işgal etmeden önce, malum az önce de söylendiği üzere, 79'da yine dönemin, ki hala süper güç pozisyonunda olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından işgal edilmişti. Ama onun da bir evveliyatı var. 1919'a kadar, ki bizim milli mücadelenin başladığı Mayıs'ta bağımsızlığını, yani Mayıs 1919'da bağımsızlığını kazanmıştı. Kurucu Cumhurbaşkanı, ki o zamanlar Emir ya da Han denilirdi, Emanullah Han'dı. 1919'a kadar İngiltere, ki o zaman Amerika güçlü değil, İngiltere kadar güçlü değil, dönemin bir numaralı süper gücüydü. Demek ki son 100 yılda dünyanın 3 süper gücü tarafından işgal edilmiş olan bir Afganistan'dan bahsediyoruz ki bu anlamda tektir. Şimdi pozisyonuna bakıyoruz, daha doğrusu coğrafi konumuna bakıyoruz. Orta Doğu değil, Orta Doğu'da değil. Kuzey Afrika'da değil, Güney Afrika'da değil, Balkanlar'da değil, nerede? Asya'da. Yakın Doğu. Etrafında ne var? Etrafında devler var. Sol tarafında İran var. Yukarıda Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan bölünmeden evvel Sovyetler Birliği var. Ki hala Türkmenistan çok güçlüdür coğrafyada, o coğrafyada. Öbür tarafta Japonya biraz daha ileride ama Çin var ve Hindistan var. Peki toprak altı zenginliği bu kadar, en azından bilindiği üzere, görüntü itibariyle bu kadar zengin olmayan bir ülkeye bu dünyanın 3 süper gücü son 100 yılda neden müdahalede bulundu, neden işgal etti? Sondan başlayacak olursak, aslında konumuz da tabii o. Hı hı. Şimdi konumuz o ama 1919'a gitmeyeyim ayrıntıya, ama 1979'da Sovyetler Birliği orayı niye işgal etti? Çünkü onun cevabını verirsek Amerika'nın hareketini de en azından ortaya koymak durumunda kalacağız. Şimdi 1979'da işgal etmeden evvel Sovyetler Birliği var ya, bölünmemiş. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'nin ikisi çatışıyor, Soğuk Savaş dönemi. Sovyetler Birliği'ni içeriden parçalayabilmek için. Dolayısıyla orada kaotik bir zemine mahal bırakmak noktasında harekete geçmek için bir propaganda metodu tatbik ederek Afganistan'da, özellikle Tacikler ve Özbekler yoğun bir nüfus arz ettiği için Afganistan nüfusu içerisinde, hali hazırda öyledir. Tacikler ve Özbekler önemli bir oran teşkil ediyor. Bunları kışkırtmak suretiyle
o dönemde Sovyetlerin içerisinde yer alan özerk yapısı olduğu iddia edilen Tacikistan ve Kırgızistan ve Özbekistan'ı kışkırtmaya yönelik bir hareket. Sovyetler bunu gördü. Baktı ki Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı bu manada kışkırtmaya çalışıyor, müdahale etti. Bu o müdahalenin meşruiyet içerisinde olduğunun delili değildir elbette. Önce bir fotoğrafı koymak lazım ortaya, sebeplerini ortaya koymak lazım. O yüzden bugün zaten Taliban'ın hangi saiklerle harekete geçtiğini tartışmaktan ziyade sonuca odaklı bir hareket ortaya konuluyor, bir tasavvur ortaya konuluyor. Bunlar yanlış. Sonuç itibariyle Sovyetler burayı işgal edince o dönemde 60'larda 70'lerde Emanullah Han ki o kurucu Emir Han dediğim kişi Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün o modernleşmeci hareketini örnek almak suretiyle bir yapı oluşturmuştu. Afganistan bugün bol bol fotoğraflarda yayınlanıyor. Böyle modern görüntülü insanlardan müteşekkil bir ülke haline getirilmek istendi. Yer yerde getirildi. Hakikaten de iki ayrı toplum varmış gibi görünmüştü. Hala da aslında öyledir. Bugün fotoğrafın sadece bir kısmı gösteriliyor. Şimdi anlamak için bunları izah etmeye çalışıyorum. Önce meseleyi anlamak lazım. Fotoğrafı çekerken hangi maksatla kim nereye müdahalede bulundu? Şimdi Afganistan sizi işgal etmiş olan Sovyetler Birliği'ne karşı Afgan halkı ne yapmalıydı? Direnç göstermeliydi, mukavemet göstermeliydi ve gösterdi de. Ve neticede Taliban işte o yıllarda doğdu ve Sovyetler Birliği yenildi ve çekildi. 90'da da 91'de zaten Sovyetler Birliği bölündü. Bunun üzerine orada İslam'ı çok farklı bir şekilde telakki eden bir takım kişiler, benim hiçbir zaman tasvip etmediğim bir İslam anlayışıyla donanmış olan o kişiler toplumda bir zemin buldu. Yani arz talep meselesidir. O baskıya karşı gelen Amerikalı, gelen Batılı veya Rus bakıyor fötr şapkalı, kravatlı, pantolonlu ama bunlar işgalci. Böylece psikolojik olarak Batı'ya karşı düşmanlık oluşmaya başladı. Sanki her pantolon giyen, fötr giyen, kravat takan işgalci zihniyetle malulmuş gibi bir yapı oluşmaya başladı. Ve radikalleşmeye başladı Afganistan. Radikalleşince El-Kaide diye bir örgüt ortaya çıktı. Bugün El-Kaide lideri Bin Laden'in öldürüldüğünü biz biliyoruz. Daha doğrusu bize bildirilen o. Hala cesedi nerede bilinmiş değil. Şöyle mi diyelim? Medya ölümü gerçekleşti. Tabii yani görüntü buydu. Öldürdük dediler ama cesedi nerede? Unutuldu gitti. Bak bugün Taliban'ı konuşuyoruz. El-Kaide'yi konuşmuyoruz. Hal böyle olunca radikalleşince radikal unsurlar zaten bir takım kişileri, yapıyı, düşünceleri, ideolojileri istismara yeltenir. Hı hı. Türkiye'de de bu malum, FETÖ'de bunu yaşamıştık. Çünkü bir zemin var, onu istismara çalışıyor. İdi. Burada da öyle oldu ve Amerika 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısını bahane ederek saldırdı. Saldırınca Taliban daha da güçlendi. Dediğim gibi Batı'ya karşı müthiş bir direnç oluştu. İşgalcilere karşı mücadele etmek, mukavemet göstermek çok haysiyetli bir iştir. Bu işin bir tarafıdır ama. Mesela Vietnam halkı 60'larda 68'de Amerika'yı Vietnam işgal etmişti. Vietnam halkı Amerika'yı yendi. Vietnam yendi. Amerika geri çekilmek durumunda kaldı. Buradaki o haysiyetli davranışı gösteren komünist rejimle yönetilen Vietnam'ın bu haysiyetine vurgu yapmak komünist olmayı gerektirmez. Burada da hakikaten dirençli bir halk var. Ancak inançları, ideolojileri farklı. Bana uymuyor mesela. O ayrı bir konudur. Yani bugün Filistin mesela, Filistin dediğimizde yeryüzünün bana göre en haysiyetli milletlerinden birisidir. Belki ilk üçe girer. Hiç mesela siz Filistinli mülteci gördünüz mü, duydunuz mu? 48'de İsrail kuruluyor.
70 yıldır adamlar savaş halinde, hiç Orta Doğu'da İran'a kaçan, Türkiye'ye kaçan Filistinli duydunuz mu? Tek tük vardır tabii ki. Dolayısıyla işgalcilere karşı bu mukavemeti, bu direnci gösteren insanların haysiyetine bir kere vurgu yapacağız. Ancak bir fotoğrafı alarak böyle yüzünü tamamen kapatmış, gözleri dahil kapatmış olan bir insanın fotoğrafını koyarak işte İslam budur demek nasıl absürt ise, 60'larda 70'lerde o modernleşmeci hareket ortaya çıktıktan sonra bir tane mini etekli bir kızın fotoğrafını koyup işte çağdaş Afganistan demek arasında absürtlük noktasında bir fark yoktur. Bu mantıktan bakarsak 1919 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde Galata'da başka bir yaşam vardı. İstanbul Galata'da, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde, Cadde-i Kebir denilen yerde. Ama Erzurum'un İspir'inde başka bir hayat vardı. Hangi fotoğrafı koyarsanız o ülkeyi o toplum şeklinde algılamaya başlarsınız. Son itibariyle Taliban, klasik bir cümledir ama Taliban bir sonuçtur. Taliban'ın bu anlamda hükümete el koymuş olması, idareye el koymuş olması, öyle diyelim, en azından bir iç savaş tehlikesini ortadan kaldırmış oldu. Ama Amerika'nın geri çekilmiş olması ve hiçbir müdahalede bulunmaksızın böyle al gülüm ver gülüm gibi bir havanın ortaya çıkmış olması beni işkillendiriyor. Zaten Amerika'ya güvenmiyorum. Ama şöyle bir baktığımda da neden bu noktaya ulaşıldı? Amerika ki gururlu, yani gurur derken aslında gurur güzel bir kelimedir de mütekebbir edayla yönetilen, ekabir tiplerle yönetilen bir ülke olduğu için, kibirli bir ülke olduğu için onu gurur olarak satıyor. Oysa kibirli bir devlettir. Neden çekildi? Düşünüyorum. Bir şey var diyorum. Bir şey var kısmını herhalde daha sonra aktarmış olacağım. Cem Bey, ne dersiniz? Amerika niye çekildi? Dün yazıp çiziyordunuz. Görevi bitirdi. Görevi neydi? Belliydi. Türkiye niye gitti oraya? Amerika ile birlikte. Kabil Havalimanı'nı koruyacak. Hayır. En son. Şeyden sonra. İkiz Kuleler'den sonra. 20 sene önce Türkiye de gitti oraya. Asker gönderdi. Güven ve barışı tesis edecek. Terörle mücadele bahanesiyle gidildi. Özür dilerim. NATO üyesi olduğu için. NATO harekatıyla gitti. Yani bütün NATO yani, üyesi ülkeler. Yani Amerika gitmedi. NATO gitti tabii, aslında. Tek olarak bakacak olursanız. Ben şeyden alıntı söylüyorum. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı'nın basın toplantısından. Bizim gidiş amacımız oraya El-Kaide'yi bitirmek, Osama Bin Laden'i bitirmek, terörü bitirmekti. Doha Anlaşması var. Şubat 2020'de imzalanan Doha Anlaşması'nda da Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde anlaşmanın metni var. Taliban artık terörü desteklemeyeceğini, Afganistan içinde kesinlikle batıya yönelik terör örgütlerinin yeşermesine, barınmasına, yerleşmesine izin vermeyeceğini taahhüt ediyor. Trump da onun üzerine o anlaşma imzalandıktan sonra belli bir takvim çerçevesinde çıkacağız diyor. Beyefendiler tarihi bayağı geri saydılar. Ben o kadar geri sarmayacağım. Hı hı. 1976 yılı Amerika'da üniversitede siyasal bilgiler dersinin hiç unutmuyorum. Daha 1976 Sovyetlerle Amerika Soğuk Savaş'ın en şiddetli yaşandığı yıllarda Amerikalı hoca geldi tahtaya, üç kelime yazdı. Sıcak Denizler Limanı. Sovyetlerin, hatırlayın, Türkiye'de Boğazlar, Stalin'in, Kars Ardahan, Truman Doktrini, Marshall yardımı, Türkiye'nin NATO'ya girmesi falan. Bunların tamamı Sovyetlerin sıcak deniz limanlarına çıkmasını önlemek içindi. Bu nedir sıcak deniz limanı? İzleyiciler için söyleyelim. Akdeniz ve Hint Okyanusu.
Onun üzerine Amerika Yeşil Kuşak dediğimiz Sovyetlere karşı Sento diye bir örgüt kurdu. İçinde İran, Pakistan, Türkiye var. Hatta kupası falan olurdu böyle. Hem askeri hem ekonomik hem sosyal bir ittifaktı. Bu Yeşil Kuşak Sovyetlerin güneye doğru inmesini, bilhassa Pakistan'ı falan da korumak için kurulmuş bir ittifaktı. Ondan sonra Sovyetler 1979'da Afganistan'a girdikten sonra Amerika daha önceden zaten o Taliban ve benzeri grupları Sovyetlere karşı silahlandırıyordu, hatırlarsınız. Sovyetlere orada ağır zayiatlar verdirildi. Hatta ve hatta o zamanki NATO komutanı Alexander Haig'in Kenan Evren'e, o zaman Türkiye için de tabii komünizm büyük bir düşman. İşte hatırlayın 1980 darbesi, sağcılar, solcular, komünistler, faşistler şeyin eşiğindeyiz. Kardeş kardeşi vuruyor. Alexander Haig'e bak İslam'ın olduğu yere komünizm girmiyor sözleri söylediği iddia edilir. Onun üzerine de Evren'in siyasal İslam'a yeşil ışık yaktığı da yani bilinen bir şeydir, söylenen şeydir, gerçektir. Şimdi bir başka gerçek daha söyleyeyim size. 20. yüzyıl sonlarından Amerikalı think tankler, düşünürler, bunların başında Carter'ın milli güvenlik danışmanı Brzezinski gelir. Büyük Satranç Tahtası kitabında bizim 21. yüzyılda hasmımız, ekonomik, askeri, politik hasmımız Çin'dir der. Ve bu şeyi, mücadeleyi, bu savaşı ama soğuk ama sıcak Afrika ve Avrasya'da vereceğiz, Orta Asya'da vereceğiz der. Onun için bugün Amerika'nın attığı her adımı Çin'e karşı bir adım olarak incelemekte fayda var. Biz Amerikalı'nın aklını okuyamayız yani uzun vadede, çünkü adamlar... O zaman şöyle, eğer bir Çin genelde bir kuşak yol projesi konuşulur, işin içerisinde İngiltere de var. Var, olabilir. İşin içinde şimdi Taliban'la yapılan bir anlaşma var Amerika arasında. Amerikan hükümetinin Taliban'la... Yani siz şunu diyorsunuz, bir yenilgi falan söz konusu değil, anlaşmayla gitti. Anlaşmayla gitti. Yani anlaşma imzalandı. Hatta imza, yani tavsiye ederim beyefendiler de girip okusunlar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde var bu anlaşmanın metni. Metni biliyoruz, okuduk. Amerika taahhüt ediyor. Sen şunu şunu yap. Burada kim devre dışı biliyor musunuz? Afganistan'daki hükümet. Amerika onlar adına da konuşuyor. Sen diyor şunu yaparsan, bu taahhütlerde bulunursan ben şu tarihe kadar bu kadar asker çekeceğim. Şu taahhütte bulunursan bu tarihte bu kadar asker çekeceğim. Belli bir tarih koyuyor ve o zamana kadar da bütün askerlerimi çekeceğim diyor. Bu anlaşma çerçevesinde yapıyor. Şey ne oldu? Bugün Amerika'da taraflar Biden ve Trump taraftarları, cumhuriyetçiler ve demokratların arasındaki münakaşa ne? Bizi yine çekilirken madara ettin. Niye çekildin değil. Yani o Saigon benzeri görüntüler, dün havaalanındaki görüntüler, elçiliğin düşmesi falan filan. Sen ne biçim, yani bu tamamen iç siyasete yönelik bir şey. Amerika'yı rezil ettin. Önce bütün askerlerimi çekiyorum dedin. Hatta Biden'ın sözleri var. Taliban'ın bütün ülkenin kontrolü altına alması söz konusu değildir diyor. Daha 1,5 ay önce. CIA raporu var. 90 gün sonra, daha geçen hafta ben çarşamba akşamı bir televizyon programında... 6 Ağustos'ta haberler çıktı. 15 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alındı. Aynen. Ama 9 gün. İşte 6 Ağustos bir hafta kadar önceydi. Burada CIA diyor ki 90 gün içinde Kabil düşebilir diyor. Ona göre plan yapıyorlar. Ne oluyor orada? Afgan hükümetinin ordusu silah bırakıyor. Dövüşmüyor. En önemli şey o. Bir de 300 bin asker donattım, eğittim, o da hikayeymiş meğerse. Çünkü bu karada eğitilen 300 bin silahlı güç
Amerikan Hava Kuvvetleri ve istihbaratı olmayınca hiçbir şey yapamıyormuş. Tamamen silah bırakıp devam çekildi. Edeceğiz. Serdar Bey'le de devam edelim. Ona da süre kalsın. Serdar Bey, Korukırmızı'nın farklı yorumları söz konusu. Kimilerine göre Amerika çekildi, yenildi. Kimilerine göre de Amerika Taliban'la anlaştı. Siz ne dersiniz? Evet, ben bu süreçler içerisinde yenildi, efendim işte çekilmek zorunda kaldı, böyle hani tek taraftan bakışın yanıltılabileceğini düşünüyorum. Şimdi süreç içerisinde bölge ülkelerinin pozisyonlarına baktığımız zaman, Amerika'ya karşı pozisyonlarına baktığımız zaman sağ iktidarlar olsun, sol iktidarlar olsun, kendisini merkez sağda, merkez solda konumlandıran iktidarlar olsun, koalisyonlar olsun ya da daha çok işte diktatoryal yapılar olsun, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde önce Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Batı'nın desteğini alma, yani Batı'nın tehdit algılamalarına göre desteğini alma, onlarla iyi ilişkiler kurma yoluna girdiklerini, bu biraz da güçsüzlüğün getirdiği bir şey, ihtiyacın getirdiği bir şey. Ama daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin onları teker teker ya yalnız bıraktığını, ya ortada bıraktığını ve daha da ileri noktada ipini çektiğini görüyoruz. Yani bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile daha çok belki İngiltere'yi şey yapmak lazım. Güzel bir şey söyledi Ersan Bey. Çekirge sürüsünün tahribatını nitelendirirken İngiltere örneğini verdi. Belki daha çok WASP ideolojisini ve İngiltere'yi burada konuşmak lazım. Şimdi bölgedeki bütün liderlerin, bütün yapıların, bütün milletlerin Batı ile Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde şöyle bir şey görüyorum ben. Kim Amerika Birleşik Devletleri ile tabiri caizse sağcısı solcusu iş tutmuşsa, Amerika Birleşik Devletleri çıkarları doğrultusunda kullandıktan sonra bir kenara fırlatıyor ya da İngiltere diyelim. Bu ilişkilerde bir şekilde kuruluyor. Mesela ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş tarihine baktığım zaman önce batıllaşma üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İşte kılık kıyafetten alfabeye kadar her şeye kadar batıyla iyi ilişkiler üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama yönetimler şunu da biliyorlar. Biz batıyla bu ilişkileri batıya bağımlılık şeklinde devam ettirirsek sonunda bunlar bizi yer. Dolayısıyla biz milli sanayimizi kurmalıyız. Milli yapılanmamızı kurmalıyız. Halkımızın sosyolojisine uygun yapılar kurmalıyız gibi bir yola girdiği andan itibaren tabiri caizse batı ipini çekiyor. Mesela ben Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli İktisat Kongresi'nden sonra, yerli ve milli sanayi kurma hamlelerinden sonra ve Türkiye'de uçak fabrikasını kurma noktasına, uçak üretme noktasına getirmesinden sonra daha fazla hedef alındığını görüyorum ve Türkiye'de ben işte Mustafa Kemal Atatürk öldü mü, öldürüldü mü tartışmalarına bu bakımdan daha fazla girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef burası hiç tartışılmadı. Atatürk son senelerini hiç de huzurlu, rahat bir şekilde geçirmedi. Şimdi şeyde de Sovyetler Birliği'nin baskısı karşısında Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri bir destek, yani bu şeylere, bu gruplara, Sovyetler Birliği'ne karşı savaştıracağı gruplara destek verdi. Onlar da bu desteği almaya mecburlardı. Yani o şeyin, o mücadelelerin diyeyim, zafere ulaştırmak için bu desteği almaya mecburlardı. Hı hı. Ama bugün gelinen noktada şunu görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri tırnak içerisinde en şeriatçı denilen gruplarla iş tutabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri için ilke falan yok. İş tutabiliyor. Bazı yerlerde en komünist denilen gruplarla iş tutabiliyor. Bazı yerlerde efendim en radikal sağcı denilen gruplarla, yani işte ırkçı denilen gruplarla iş tutabiliyor. Daha sonra ortalığı
kaosa bıraktıktan sonra, yani kaos ortamını oluşturduktan sonra ortalığı fil girmiş züccaciye dükkanı haline getirdikten sonra çekiliyor ve uzaktan yönetme şeyine giriyor. Ben şimdi Serdar Bey dedi ki, Serdar Bey, efendim? Bir reklama gidelim, dönüşte yine sizinle devam edeyim, olur mu? Tamam, tamam. Fikri tamam. Bey'in sözünden devam edeceğim. Tamam, tamam. Sağ olun. Kısa bir reklam, reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacağız. Derin Kutu devam ediyor sevgili izleyenler. Afganistan'ı konuşuyorduk. Serdar Arseven Ankara stüdyomuzda. Bir kez daha Serdar Bey'e döneceğim. Serdar Bey lütfen kaldığınız yerden devam edin. Hatırlatma gerekirse ilk bölümde, yani bunların çıkarlar söz konusu olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bölge ülkeleriyle ve dünya ülkeleriyle ilişkilerinde kendilerine yakın duranları tabiri caizse sonradan sıkıntıya soktuğunu söyledik. Bu Türkiye'de Adnan Menderes hükümeti içinde söz konusudur. Biliyorsunuz belli bir süre sonra Sovyetler Birliği'ne yakınlaşmak zorunda kaldı ve Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri adamlarına Adnan Menderes'i, rahmetli Menderes'i ve dava arkadaşlarını astırttı. Şimdi Fikri Bey'in bu çekilmeden niçin çekildi şüphelerini dile getirdi Fikri Bey. Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminde Taliban'la yapılan bir anlaşma var. Yani ben buradan sezebildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla Taliban tarafından kendisiyle ilgili, kendi çıkarlarıyla ilgili gerekli güvenceleri aldıktan sonra böyle bir işe giriştiğini ve çekilmekle orayı tıpkı Suriye'de yaptığı gibi bir kaos içerisinde bıraktığını, hı hı, ve Taliban'la ilişkilerinde gerek Rusya'yı gerek de Çin'i rahatsız edecek bir takım kozları elinde tuttuğunu düşünüyorum. Buradan çıkartılacak ders, şimdi Türkiye'de de bazı çevreler biliyorsunuz Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek lazım sözleri üzerine bir şey kurdular. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde olduğu, hangi kelimeyi kullanayım, hayaller kurdular ya da ümitlere kapıldılar. Şimdi Türkiye'deki terör örgütü PKK da zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu yakın ilişkilerden dolayı çok fazla özgüven patlaması yaşadı. Ve bu özgüven patlaması da PKK'nın siyasi uzantısı partinin yöneticilerinin açıklamalarına yansıdı. Yani o kadar özgüven içerisinde hareket ettiler ki sırtımızı biz terör örgütüne dayadık gibi Türkiye toplumunu da çok rahatsız edecek açıklamalarda bulundular. Ve zaman içerisinde Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptırtmayacaklarına dair çok kesin ifadeler kullandılar. Bu ifadeler herhalde sadece kendilerinden kaynaklanan bir özgüvenin değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldıkları desteğin sonucuydu. Yine kantonları birleştirmek suretiyle bir şeyler yapabileceklerini düşündüler ama Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları bunları hakim bıraktı. Oradaki misafirlerimizden bazılarının da ifade ettikleri gibi Amerika Birleşik Devletleri Esad'a karşı bir pozisyon alıyor önce. Daha sonra o yapının devam etmesinin, kaos ortamının devam etmesinin çıkarına olacağını gördüğü takdirde farklı bir yönelim içerisine de girebiliyor. Türkiye'nin burada çok dikkatli ve kontrollü olmak şartıyla tabii ki sıkıntıları var. Bir göç tehdidi yine başımızda ve göçü Fikri Bey'in de ifade ettiği gibi galiba o ifade etmişti. Çok büyük tedbirlerle tamamen engelleyebilmek mümkün değil. Böyle riskleri var. Afganistan uyuşturucu trafiğinin malzemelerinin sağlandığı, yani kaynak ülke olarak da son derece tehlikeli ve Ersan Bey Amerika'daki güç odaklarının aslında bu ilişkiler içerisinde yer aldığını da söylemişti galiba. Böyle bir tehlikesi olan da, bir de stratejik konumuz son derece önemli. Türkiye şu anda Afganistan'ın sosyolojisiyle, bu Taliban yönetimi olarak
tamamen değerlendirmemek lazım bunu. Çünkü Afganistan'da, Türkiye'den Afganistan'a gidenler, Afgan halkının Türkiye'den gelenlere karşı ayrı bir muhabbet beslediğini, buradan oraya giden görevliler hep bunu söylerler. Yani biz oraya Türkler olarak gittiğimiz zaman Afganistan halkı bizi büyük bir muhabbetle, sevgiyle karşılıyor. Bu aslında Türkiye'nin o bölgedeki daha da büyüme potansiyeli olan krizlere müdahalesi ve yumuşak gücünü, tarihi ilişkilerini, o bölgeyle olan manevi ilişkilerini diyeyim ya da tarihi derinliğini değerlendirebileceği bir süreçte, yani Türkiye'nin şu Afganistan'daki gelişmeler Türkiye'nin stratejik önemini bence daha da arttırmıştır. Ama burada çok fazla topa girmek, çok fazla oranın, işte bunu Suriye meselesinde biz zaman zaman yaşadık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin orada aldığı pozisyona güvenerek biz çok ileri adımlar attık. Daha sonra da o adımlar bugün de karşı karşıya olduğumuz bazı problemlerin de hazırlayıcısı oldu. Daha sonra belli bir frene basıldı, bir şeyler yapıldı ama Türkiye büyük ölçüde bunun zararlarına uğradı ve sık sık da Batı'nın Türkiye'ye verdiği bu göç, sığınmacılar meselesinde taahhütlerin hiçbirini yerine getirmediği noktasında şikayetleri de oluyor Türkiye'nin. Ama şunu söyleyeyim son olarak. Büyük resimde Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde yönetebilirse bölgedeki stratejik öneminin ağırlığının arttığı bir sürece de girdiğimizi düşünüyorum. Benim çıkartabildiğim, benim Peki. görebildiğim noktalar bunlar. Teşekkür ederim. Şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Amerika ortada bırakır lafı doğru. Birkaç örnek verelim izleyicileriniz için. Hı hı. En büyük ortada bıraktığı, kendisini vazgeçilmez zanneden ülke ve yönetim İran'dır. İran Şahı, İran hakikaten belki Türkiye'den daha stratejik bir ülkeydi. Ama bir gecede Amerika İran Şahı'nın sırtını döndü ve siyasi İslam'a terk etti şeyi, İran'ı. İkincisi Panama'da Noriega'dır. Panama Cumhurbaşkanı Noriega'yı da kullanmıştır. Ondan sonra askerlerini göndererek almaya karar vermiştir. Amerika'nın aleyhine çalışıyor diye. Üçüncü örnek Filipinler'de Ferdinand Marcos'tur. Onu da yere göğe sığdıramazken ona sırtını dönmüş, bırakmıştır. Ha, bugün öyle, yarın böyle, bunu her ülke yapar. Türkiye de yapar. Mesela biz de Sudan'da El-Beşir'i burada ağırlamışızdır. Ama El-Beşir'de Esad kadar katliamlardan sorumlu Darfur kasabı diye bilinen Adalet Divanı tarafından kırmızı bültenle tutuklama kararı olan birisidir. Sisi'ye heyetler göndermekteyiz şimdi. Çünkü dün öyleydi, bugün böyle. Doğu Akdeniz gazı dışlandık, şu bu. Onun için bu tür olayları her ülke yapar. Yani konuma göre, duruma göre pozisyon alır. O açıdan hemen eleştirmemek lazım. Peki, teşekkür ederim. Sayın Gökçe, tekrar sizinle devam edelim. Göçler konusu önemli. Az önce de devam ediyorduk ama diğer konuklarımıza söz hakkı vermek için biraz yarım kaldı diye düşünüyorum. Tam netleştiremediğimizi düşünüyorum. Serdar Bey de biraz bahsetti. Şimdi Türkiye bu göçleri şayet Taliban tam olarak yönetim orada devralırsa o yapıyla nasıl ilişki kurup nasıl kontrol altına alabilir? Bu önemli bir konu. Şimdi Yusuf Bey, biraz önce belirttiğim gibi öncelikle Türkiye göçü önleyebilmek için yani Afgan göçünü önleyebilmek için Türkiye'de bir göçmen nüfusu kontrol altına alabilmek için bulunduğu yerde, yani göçün kaynağında bir tedbir almak lazım. Yani orada o ülkenin istikrar hale getirilmesi için çabalamak lazım. Türkiye bunu tek başına yapabilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla bölge ülkeleriyle beraber hareket ederek, kim buradan zarar görecek? Amerika çekildi. Zarar görecek olan ülkelerle beraber hareket ederek Birleşmiş Milletleri de burada aktif kılarak, Birleşmiş Milletler ile beraber bunu da aktif kılarak bölgede etkin olabilir. Afganistan'ı istikrar hale getirmek için çabalayabilir. Şimdi onun dışında aslında ben göçmenlerle ilgili bir konuya da değinmek istiyorum. Bu göçmenlerin iki boyutu var.
bir güvenlik boyutu var. Bir de uzun vadeli düşündüğümüz zaman gelecekte iyi bir dünya bırakabilmek adına, barış dolu, sevgi dolu bir dünya bırakabilmek adına aslında bu göçmenler bizim için bir fırsat oluşturuyor. Büyüklerini demiyorum, çocuklarını diyorum. Orada şimdi onu da anlatırım. Güvenlik boyutunda Türkiye göçü kontrol altına alması lazım. Kontrollü göçü yapması lazım. Ve Türkiye'de kalacak olanlara, Türkiye'de geçici koruma altına alınacaklara ya da vatandaşlık verilenlerin hepsine bir şekilde Türkiye, Türk vatandaşlarıyla eşit muamele etmesi lazım. Bu bütün, çünkü vatandaşlık almış, Türk kanunlarına tabi. Dolayısıyla iktisadi, kültürel ya da sosyal hayatta eşit davranması lazım. Yani şu anda bugün işte biliyoruz çeşitli iş kollarında olsun ya da başka yerlerde olsun iş kuran Suriyeliler ya da başka göçmenler bir şekilde vergiden muaf tutulabiliyorlar. Çünkü vatandaşlık hakları olmadığı için gayri resmi de çalışabiliyorlar, resmi de çalışabiliyorlar. Şimdi bunun bir kere önlenmesi lazım. Bu bir de güvenlik boyutuna baktığımız zaman Türk istihbaratının, Türk güvenlik yetkililerinin bunları çok sıkı takip ederek kontrol altına alması lazım. Suç işleyenlerin de mutlaka ve mutlaka cezalandırması lazım ki cezalandırılıyor ve sınır dışı ediliyorlar. Yani bunları bizzat biliyoruz zaten. Esas diğer boyuta baktığımız zaman yani mültecilerin ya da göçmenlerin 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlardakilerini vazgeçmek gerekiyor. Yani onları bir şekilde onlarla ilgili bir zihinlerinde bir Türkiye algısı var. Fakat küçük çocukların özellikle 18'e 15 yaşına kadar olan çocukların hafızalarında iyi bir Türkiye imajı yaratmak lazım. O gün işte Ankara'daki olaylarda ya da bir başka yerdeki olaylarda baktığımız zaman medyaya da yansıdı. Çocukların korku dolu çocukları var. Şimdi o çocukların yaşadığı travma çok önemli. O travma o çocuğun zihninde ömür boyu kalacaktır. Şimdi bireylerin hafızası vardır ve toplumların da hafızası vardır. Toplumların hafızası bireylerin hafızasından oluşur. Bugün biz o çocukların hafızasında Türkiye'de Türkiye'yi, Türkleri şiddet içeren bir ülke olarak, şiddet üreten bir ülke olarak hafızalarına yer ettirirsek, bu çocuklar yarın büyüdükleri zaman belki de ülkelerinde, belki de gittikleri yerlerde Türkiye aleyhine çalışabilecekler. Ama iyiliklerle doldurduğumuz zaman, iyi bir Türkiye imajıyla yer ettiği zaman zihinlerinde. Fırsat derken bunu mu kastettiniz az önce? Benim? Çocukları fırsata çevirebiliriz evet, derken evet, bunu işte, kastettiniz. Evet, ben bunu kastettim. O çocukların üzerinde işte bunu nasıl yapacağız? Sosyal uyum projeleri var. Eğitimde olsun, sağlıkta olsun. Bunu Amerika ve İngiltere iyi yapıyor özellikle. İşte Amerika zaten bunu yapıyor. Aslında Türkiye de yapıyor bunu. Devlet yetkilileri yapıyor. Kamu yönetimleri yapıyor bunu. Çeşitli belediyeler yapıyor. Fakat toplumda bazı gruplar bunu İşte münferit olayları çok fazla büyüterek, özellikle medyada çok fazla büyüterek bunu siyasi malzeme yapabiliyorlar. Aslında bu bizim ülkeye de çok zarar veriyor, topluma da zarar veriyor, mültecilerle olan ilişkilere de zarar veriyor. O çocukların zihinlerinde iyi bir Türkiye imajı yaratmak şart. Aksi takdirde uzun vadeli, ama bu uzun vadeli. Yani kısa vadeli olarak düşünürseniz, kısa vadede tamam Türkiye'nin güvenliği açısından tedbir alalım. Bunların hepsini sınır dışı edelim. Bunlara işte orada mahallede şiddet uygulansın, şu olsun, bu olsun. Bu olmaz. Bu olduğu andan itibaren Türkiye bölgede büyük bir güç kaybını olur ileriki seneler. Bugün ülkelerin yani yaşadığı ömürler ya da işte bir insan ömründen daha uzundur. Türkiye uzun vadeli düşünmesi lazım. 50 yılını, 100 yılını düşünmesi lazım. Madem bölgesel güç olmak istiyoruz, o zaman bu göçmenlerin, küçük yaştaki çocukların zihinlerinde iyi bir Türkiye imajı bıraktığımız zaman, yani buna işte politik dostluk diyebilirsiniz, Türkiye'deki çeşitli yazarların belirttiği gibi ya da işte yabancı siyaset bilimcilerin belirttiği gibi dünya sevgisi diyebilirsiniz, böyle bunu adlandırılıyor. Bunlarla işte dünya sevgisi, barış dolu, sevgi dolu bir dünya oluşturabilmek adına politik dostluk geliştirilebilir. Politik dostluk da yani bildiğimiz öyle kişisel dostluğun ötesinde iyi bir dünya bırakabilmek için onların zihinlerinde iyi bir Türkiye imajı yaratmaktan geçer diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Herhangi bir konumuza sorayım. Suriyelilere vatandaşlık vermenin kriteri nedir? Bilen var mı?
hangi şartlarda bir Suriyeli sığınmacı TC vatandaşlığına geçebilir? Geçen bir rakam duydum. 100 bini geçmiş. Mesela sizler, bizler buralara fikir lideri olarak geliyoruz. Bu konularda işte okuyoruz, araştırıyoruz, fikir geliştiriyoruz. Ben bilmiyorum. Ben bulamıyorum da. Kime göre, neye göre vatandaşlık veriliyor? Kaçına verilecek, kaçına verildi? Bunu bilen var mı? Belli bir müddet verildiğini biliyorum. 5 yıl. Yani 7-8 yıl boyunca verildiğini biliyorum. Ama son 3-4 yıldır Suriyeliler şu hani 250 bin dolar gayrimenkul alınmak suretiyle vatandaşlık alınıyor ya, istisnai vatandaşlık deniliyor. Suriyeliler gayrimenkul de almış olsa normalde hak iken Suriyelilere son 2-3 yıldır vatandaşlık verilmediğini biliyorum. Daha evvelden verilenler oldu. Fikri Bey'in son söylediğine katılıyorum. Gerçekten eskiden söylediği gibi 250 bin dolar ya da üstü konut aldığında çok kolaylıkla veriliyordu. Şu an verilmiyor. Ama Erdoğan geçen sizin anda doğru bu konuda bir yorumunuz var mı? Efendim? Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı? Kriteri yani, bilmiyorum. Ama dedim, şu anda bir devletin bir kriteri olması lazım ki. Evet. Bir kuralı kaidesi olması lazım. Bu keyfiyete bırakılacak bir şey değil. Evet. Çünkü vatandaşlık verdiğiniz zaman mesela ben keyfiyetle yönetilen bir ülkede, evet, 2 sene sonra da seçim olacaksa 50 milyon seçmen varsa ben 1 milyon Suriyeli'ye vatandaşlığı verdim kardeşim, kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kriter de vermiyorum diyerek kendime başa baş gidecek bıçak sırtı bir seçimde 1-2 milyon yeni seçmen yaratabilirim. Siyasi dengeleri de tamamen değiştirebilirim. Değiştiremez miyim? Peki bu sizce böyle olmuş mudur? Bilmiyorum. Cem Bey, olabilir yani siz mi? Peki olabilir. Bilmediğiniz bir şeyde sizin milyonlarca insanın izlediği bir programda, evet, böyle bir şüpheye, evet, ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk sal yapısını hiçe sayarak, evet, bir insanın başı boş ve başına buyruk, keyfi keder hareket ettiğini ima edici böyle bir izlenim ortaya koyacak kadar konuşmanızın bilimselliğe sığdığını değerlendiriyor musunuz? Değerlendiriyorum. Peki ben altına, cevap vereyim o zaman size. Verin. Ben de o yani şimdi soru sordum. Tabii zaten konu çok farklı gidiyor Yusuf Bey. İzniniz var mı ben bir tabii buyurun. Yani sonuçta bir soru. Yani bir sorayım. Defa ben o soruyu kesmem. Bu yapmış var olduğunuz ifade bilimsellik değil. Tamamen belaltı bir vuruş. Ancak madem bilmiyorsunuz size öğreteyim müsaadenizle. Tamam, öğretin buyurun. Şimdi bir defa Suriyelilere verilen aşağı yukarı 160 bin civarında bir vatandaşlık olduğunu biliyorum ben. Ve bu vatandaşlık verilirken de kriterler var. Amerika Birleşik Devletleri nasıl açıkladı ki biz Afganistan'dan buraya göç edenleri seçiyoruz. Nitekim Avrupa Birliği Suriye'den gelen sığınmacıları kendisine kabul ederken bazı kıstaslar ortaya koydu. İşte mühendisleri ortaya koydu, tıp okuyanları, hukuk okuyanları ortaya koydu ve biz bunları kalifiye üstü, kalbur üstü dedikleri bir kesimi Avrupa Birliği'ne kabul edeceğiz diye ifade etti. Türkiye'de de şu anda mevcut olan yaklaşık 3600 resmi rakamlara göre işte bir kısmının 5000'e yakın olduğunu ifade ettiği Suriyeli sığınmacılar denilen farklı isimlerle tanımlanıyor hukuki anlamda. Ve bu insanların çocukları burada bir şekilde eğitim görüyorlar ve okullara gidiyorlar. Ve Suriye'den gelen kalifiye personel var. Doktor var, mühendis var, tarımcı var vesaire. Elbette ki bunlara Türkiye devleti vatandaşlık vererek ve bunu da gerçekten bir süzgeçten geçiriyor. 3.600.000 içerisinde şu bu izin verin ben bitireyim. Mı? Bakın doktorlara, tabii yazılı. Doktorlara vatandaşlık verilir. Bakın ya da bazılarına verilir, bazılarına verilmez. Şimdi bununla ilgili bu devletin şey bütün mı kurumları, bakın Göç İdaresi Genel Müdürlüğü var. Elbette tamam, yazılı bunlar. Yani siz gittiğiniz zaman bir yere, tabii ben buraya şimdi aslında Göç İdaresi Kanunu'nu çıkarıp gelmek isterdim ama madde madde okumak amacıyla. Yok, söyleyin yeter. Evet. Göç İdaresi Kanunu'nda var bu. Belirtilmiş. Dolayısıyla bütün yani birisi bir dilekçeyle başvurduğunda Göç İdaresi kendi elindeki yönetmeliğe göre insanlara bir vatandaşlık veriyor. Yani keyfi keder kimse vatandaşlık veremez. Bir gerekçe olması gerekiyor. Dolayısıyla bu gerekçeyi oraya yazmadan hiç kimse, bu Cumhurbaşkanı'nın elinde olan bir şey değil ki. Bürokratlar da var. Bakın bugün CHP'ye oy veren Göç İdaresi'nde bürokrat yok mudur yani? Bunu eğer böyle bir keyfi kederlik olsaydı oradaki o bürokrat Kemal Kılıçdaroğlu'na dosya vermez miydi?
Yalan yanlış bilgi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarmaz mıydı? Elbette aktarırdı. Bilgi yok ama bugün ortada. Bakıyoruz böyle bir sistem, böyle bir bilgi yok kimsenin ortada elinde. Kimse, dolayısıyla var ama 160 bin diyorsunuz mesela. Dolayısıyla bundan hepsiyle nereden ilgili aldınız? 3600'de Göç İdaresi'ne girdiğinde bunu görebiliyorsunuz zaten. Yani çok ilginç geldi. Ben bu cümlesi kurmak istemezdim ama siz bilimsel bir insansınız. 1976'lı yıllarda Amerika'daki bir dersten bir hocanın anekdotundan bahsediyorsunuz. Evet. Ama böyle bir cümle kuracağınız zaman Göç İdaresi'ne girip de ya internetten bakayım da bu nasıl veriliyor diye araştırma gereği duymuyorsunuz ama. Göç İdaresi'nde var mıdır bu? Var tabii. Yani bir kişiye vatandaşlık verme yetkisi Göç İdaresi'nde midir Türkiye'de? İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda ve Göç İdaresi bunun ilk müracaatlarını Göç İdaresi yapıyor. Evet. Tamam, son kararı kim verir? Cumhurbaşkanı vermiyor, onu söyleyeyim ben size. Ya bence niye Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı vermiyor işte. Ama siz öyle söylüyorsunuz. Kim verir diye bakın ifadenizi kuruyorsunuz. İfadenizi kuruyorsunuz. Aha. Bir komisyon var. Bakın burada İstanbul'da bile Aksaray'ın hemen alt tarafındaki bir bu konuda ilgili bir emniyet birimi söz konusu. Yani bütün yabancılarla ilgili sınır dışı eylem faaliyetleri hepsi orada hallediliyor, çözülüyor. Dolayısıyla göç... Ama vermiş olduğum cevabın yanlışlığını sizin ifade etmeniz için bu konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yanlış Göç İdaresi buna karar veriyor diyorum ben nereye size. Nereye bakayım da öğreneyim. Dolayısıyla Göç İdaresi'ne bakacaksınız. Peki, şimdi aslında bir de şu olay var Cem Bey. Evet. Yani Suriyelilere vatandaşlık konusuyla ilgili işte tartışmalar yapılıyor ama bu göçmede Suriyeliler Bey, ne kadar çok özür diliyorum ya. Bir şey cümle unutmayın da söyleyeyim. Bakın Suriyeli çocuklar var burada, eğitim alıyorlar. Ve bu Suriye çocukların nasıl eğitim aldığını size ifade edeyim. Bunlar Suriye'den buraya gelmiş olan öğretmenler ile eğitim veriyorlar. Yani Suriyeli öğretmenler, çünkü çocuklar Arapça biliyor, Türkçe bilmiyor bir kısmı. Tamam. Dolayısıyla bu çocuklar Türk okullarına gidiyor veyahut da açılmış ayrı Suriye okulları var. Onlarla sorunum yok. Bu Suriye okullarındaki öğretmenlere vatandaşlık vermeyecek de kime verecek Türkiye? Ya orada bir Türkiye'nin milli menfaatlerine hizmet eden bir çıkar söz konusu. Yani siz o gençlere eğitim, orada eğitim veren öğretmenlere elbette ki vereceksiniz vatandaşlığı. Ha, bu bir yerde yazıyor mu mesela? Yoksa keyfiyetle mi? Yine benim soruma geldi. Keyfiyetle olmaz. Şu keyfiyetle değil. Ben size söylüyorum. Göç İdaresi'nde öğretmenlere vatandaşlık verilir mi? Göç İdaresi'nde bunların hepsi bakın var. Göç İdaresi'nde bunların hepsi tek tek madde madde yazıyor. Yazılı. Yani deniliyor ki Türkiye'nin hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda, hem ticari anlamda ya bir insanın vatandaş olması için alacağı evin dahi değeri yazıyor ise, bir öğretmenin, bir diş hekiminin, bir doktorun, yani kalifiye bir elemanın vatandaşlığı almasıyla ilgili madde olmadığını mı düşüneceksiniz siz? Şimdi o madde... Yani Cem Bey aslında... sanıyorum şunu kastediyor. Sormak istediğiniz şu değil mi? Yani her başvuran olabiliyor mu? Öyle anlıyorum. Hayır. Yazıyor mu? Her başvuran cevap, nedir? Şu mevhum muhalefinden şöyle cevap ortaya çıkıyor. 5 milyon kişi var diyelim Suriye'den gelen ya da 3 milyon 600. 160 bin kişi almış. Buraya gelen... İltica eden bütün Suriyeliler olmasa bile %95'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını arzu ve temenni eder ve müracaat etmek ister. Tamam. Demek ki peki, keyfi olarak olamayacağını bildiği için kimse müracaat etmemiş. 160 bin kişi müracaat. Tabii ediyorlar, birçoğu alamıyor. Mesela biz hayır, öyle ve bizim çevremizdeki insanlar biz hasbelkadar toplumda önde gördüklerinden ben vatandaşlığa başvurdum, bana yardımcı olur musunuz diyor mesela, yazıyor bana. Ben de evet yardımcı olayım, hemen telefon açayım birilerine demiyorum. Mesela neden? Avrupa'da dil sınavına giriyorsun. Vatandaş olmadan önce bir sınava giriyorsun. Amerika'da yabancı dil bilmen lazım. Almanca'ya da Almanca bilmen lazım. Tamam. Türkiye'de böyle bir kural var mı? Yok. Bakın, yok ki bana yok bunu ki doldurmakta yardımcı olabilirsiniz. Ama Türkçe bilmeyen Kürt vatandaşlarımız, bak adı üstü de vatandaş. Bakın, demek şu, ki o da şu anda, olmaması lazım. Şu anda adam sizin Türkçe konuştuğunuz bilmiyor konu, bu dediğiniz konu çok apayrı bir konu. Neden? Ki buranın yerli. Yani buraya normal mesela vatandaş. Çin'den birisi gelip de ben Türkiye vatandaşlığına geçmek istiyorum diye başvuruda bulunmuyor ki Türkiye Türkçe biliyorum diye sınav yapsın. Zaten sizin sınırınızdan içeri girmiş. Türkçe bilse ne olur, bilmese ne olur. Siz bu yüzden faydalanıyorsunuz. Öyle bakıyorsun. Yani diş hekimi olan diş hekimi olarak çalışan yardım kuruluşunda olan Suriyelileri ben biliyorum yani. Diş hekimi, diş doktoru gelmiş çalışıyor yani burada. Onun dışında bir de ve şu var. Yani Suriyelilerin birçoğu da aslında vatandaş olmak istemiyor. Çünkü vatandaş olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtikten sonra bazı zorlukları var. Şu anda sığınmacı pozisyonu ya da geçici koruma hakkı elde etmiş olanların bazı avantajları var. Çok daha fazla avantajları var. Yani mesela bunu özellikle akademide görüyoruz ya da aldıkları yardımlar
belediyelerden olsun, diğer yerlerden olsun, kamu yönetimine aldıkları yardımlar anlamında vatandaş olmama durumu daha avantajlı. Dolayısıyla birçoğu hak etmesine rağmen bunu tercih etmiyor. Başvurmuyorlar vatandaşlığa. Başvuranlar genellikle Türkiye'de... O da iyi niyetli bir şey değil. Yani gelmişsin, Türkiye'de kalmak isteyip kaç bizzat kalmak lira daha alayım diye vatandaş olmuyorsan, vatandaş olsun anlamda söylüyorum. İşin asli çözümü elbette oradaki sorunların bitmesi, Suriye'de bir barış ortamının tesis edilmesi ve Türkiye'nin de bu konuda irtibat kurmak suretiyle tesis edilmesi ve ülkelerinde vatandaşlarını yaşamış olmaları. Elbette olması gereken bu. Ama geldin 10 yıldır buradasın diyelim. Ayda şu kadar para alacağım diye. Peki. Duruyorsan o da yanlış. O da yanlış. Peki Bey, o da arkadaşlarım yanlış. Hemen bir şey buldu. Ben okumaya çalışayım buradan. Türk vatandaşı olmak için nereye müracaat edilmelidir? Tabi burada özel olarak Suriyeli'yi konuşuruz ama bakalım ile de. Vatandaşlığımızın kazanılması için yurt içerisinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine ve istisnai olarak İçişleri Bakanlığı'na, yurt dışındaysa temsilciliklerimize müracaat edilmelidir. Bizzat veya özel vekaletname ile bu işler başlatılır. Yok, bu sadece hani nasıl yapılır? Vatandaşlık nasıl yapılır? Yok, en altta yazıyor. Dosya yazıyor tamamlanıp yani? Komisyonun görüşüyle birlikte Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne göre kararın gelmesi ve yabancıya tebliğ. Kriter dediniz ya. Efendim? Kriterleri burada yazmıyor. Kriter yok. Kriterleri burada yazmıyor. Tamam. Kriter var mı arkadaşlar? Tamam. Kriteri verin. Tamam. Toplantı neticesi Cem Bey'in dediği gibi dosyanın tamamlanması ve komisyonun görüşüyle birlikte Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi, kararın gelmesi ve yabancıya tebliğ. Peki kriterler nelermiş? Şimdi arkadaşlarım onu da bulacak, ekrana yansıtacak. Ben de buradan okumaya çalışacağım. Şimdi kesecekler. Cem Bey az önce bir sual yöneltmişti. Ülkemize gelen Suriyeli mültecilerin tamamına vatandaşlık veriliyor mu? Ne kadarına verildi ve kriterler neler diye Türkiye'de çok madde var diyorsun. Tamam, birkaç tanesi okuyalım. Türk vatandaşlığının kazanılması nasıl oluyormuş? Türkiye'de kesintisiz olarak 5 yıl ikamet etmesi lazımmış yabancıların. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evli olan ve en az 3 yıldan beri evliliği devam eden yabancılar. Özür dilerim. Maddeler arasında ve değil veya var. Veya. Bu yani bütün şartlar, şu kaç madde var? 7 madde bir arada olması gerekmiyor. Ya o ya, ya o, o ya veya. O. Veya. Ben okuyayım Yusuf Bey müsaadenizle. Daha çok uzun. Yani ama nihayetinde şöyle bir gerçek var. Bir ikamet eden de olabilir. Belirli bir kritere bağlanmış. Cem onu anladık. Cem Bey net cevabını buldum. Buradan hemen okuyayım müsaadenizle. Şimdi öncelikle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca vatandaşlığa kazandırılma konuları var. Ve bunların ana başlıkları şu: soybağı esasına göre vatandaşlık kazananlar, 18 yaşını tamamladıktan sonra doğuma ilişkin vatandaşlık kazananlar ve istisnai durumlarla ilgili. Ben asıl burada okuyacağım konu şu: istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması. Birçok madde var burada. İstisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanılmasında bir maddeyi okuyorum sadece. Çok madde var. Diyor ki Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, Naim Süleymanoğlu gibi, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunan kişiler, mesela vatandaşlığa alınabilir diyor. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirildiğinde, ki bütün maddelerde böyle tek tek okumaya gerek yok, hepsi tek tek var zaten, yer almış vaziyette. Öyle keyfe gider ben geldim vatandaşlık alacağım diye vatandaşlık birisinin alması mümkün değil. Suriyelilerin durumu zaten özel bir durum, o da ayrı bir konu. Ki kaldı ki Suriyeliler var çevremizde, inanın ki birçoğu dönmek istiyor ülkelerine. Yani herkes, biz kendimizi düşünelim. Gerçekten biz de, Almanya'da yaşayan insanlar zenginleseler bile hala Türkiye'ye dönmek arzu ediyorlar. Yani hiç kimse Almanya'da kalmak istemiyor. Dolayısıyla bu konu o şekilde değerlendirmek lazım. Rejideki arkadaşlara da teşekkür ederim. O maddeleri buldular. Cem Bey'in merak ettiği bir konuydu. Belirli kriterler varmış. Fikri Bey, sizinle devam edelim.
Ben çok konuşmadım bu konuda. Fikir söylemek istiyorum. Az süre kaldı. Hangi konuda? Yani göçler konusunda Afganistan. Tamam. Çok bir iki cümle söyleyeyim o zaman. Fikri benim hakkına girmiş olmayayım. Arada kaynak. Diğer konuklarımıza da söyleyeyim. Şimdi Amerika neden çekildi? Amerika Orta Doğu'da artık tutunamayacağını biliyor uzun vadeli. Amerika stratejisini bir yıllık, 10 yıllık değil, asgari 50 yıllık yapar. Bugün Yunanistan'daki üsleri de işgal etmesinin temelinde ve Afganistan'dan çekilmesinde, Suriye'den çekilmesinde geleceğe dönük olarak Türkiye'nin coğrafyasındaki yükselişi ve gelecekte İslam ülkelerinin kendi arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerini artıracağının stratejik olarak tespit edilmesi ve Amerika Orta Doğu'da ileride tutunamayacağını fark ettiği için zamana geldiğinde çekilip de Orta Doğu'yu çember alacağı alanlara çekiliyor. Bu böyle değerlendirmek lazım Afganistan'ın çıkışını da. 1917 yılında Troçki Kanada'dan alınıyor, Almanya'ya ve sonra Rusya'ya gönderiliyor, Amerika tarafından gönderiliyor. Yani her kesime, hem İslami kesime hem sol kesime Amerika mutlaka bir insan yerleştiriyor. April Grasby ile Saddam Hüseyin'e kuvveti işgal et diye ima ettiler. Kuvveti işgal etti ve tek Amerika vurdu. Yani dolayısıyla Amerika kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eder. El Beşir Sudan'da Darfur kasaba olarak biliniyor ama bunu Birleşmiş Milletler'in tarifine göre ifade ediyor. Cembe öyle bildirdi. El Beşir kendi ülkesindeki bir iç savaşta iki taraftan birisi Müslüman kardeşlerle bir hareket eden ve oradaki bir takım faaliyetlerde çatışmaya girmek durumunda olan kalan birisi. Bize göre El Beşir, bana göre El Beşir bir kasap değildir. Birleşmiş Milletler'in raporu benim için bağlayıcı değildir. Dolayısıyla olaya Türkiye öyle bakmıştır. El Beşir'i bir kasap olarak gördüğü için buraya davet etmemiştir. Şimdi yargılanıyor galiba. Ama Amerika yanlısı darbe yapıldı şu anda. Yani bugün ona bakarsanız Adnan Menderes asıldı burada yani bu ülkede. Bugün herkes diyor ki yanlış yapılmış yani. Dolayısıyla göç konusuna gelince, bu göç konusu suni bir gündemdir. Türkiye'ye yapılan Afganistan göçü son 10 yıldır olan bir mesele. 1985 yılında 5 milyon Afganlı göç etmiş, 3,5 milyonu Pakistan'a, 1,5 milyonu İran'a gitmiştir. İran bugün niye Afganları kabul etmiyor diye söyleniyor. İran'da da elbette kalıyorlar bir şekilde ama Türkiye'ye de geliyor. Bunun temelinde Türkiye iç muhalefetiyle Afganistan stratejisinde sıkıştırılarak, yani Afganistan'dan gelen göçmenlerle meşgul edilerek ve Türkiye'nin Afgan göçmenlere tavır takınmasını sağlayarak Afgan halkının nezdinde, Taliban nezdinde istenmez ilan edilmesini sağlayıp Türkiye'nin gerek askeri anlamda gerekse ekonomik ve siyasi anlamda Afganistan'da güçlü bir konuma gelmesinin önüne geçmek için bir suni gündemdir. Yoksa Türkiye öyle veya böyle zaten sınırda da bir mülteci kampı oluşturacak olsa bir masraf ortaya koyacaktır. Afganistan'daki ekonomik çıkarlarımızı düşündüğümüzde bugün Amerika 1 trilyon dolar orada harcamış. Afganistan'daki enerji kaynaklarından, yeraltı kaynaklarından, ekonomik gelirlerinden faydalanmayı umarak o parayı harcamıştır. Hiç kimse boş boşuna para harcamıyor emperyal sistem içerisinde. Dolayısıyla Türkiye Afganistan'da olan ilişkilerini düzgün tuttuğunda göçlere karşı olumsuz bir tavır takımını takdirde Afganistan halkı ve idaresiyle ekonomik ilişkilerini geliştirmesi durumunda burada harcamış olduğu mülteci ve sığınmacılara harcamış olduğu masraftan daha fazla bir geliri elde edecektir. Şimdi siz, kusura bakmayın çok uzatmış olabilirim. Ersan Bey, siz bir taraftan konuşurken diğer taraftan da acaba siyasete dair ya da yeni açıklama vesaire var mı diye baktım. Şimdi önemli bir açıklama var. Tabii Ahmet Davutoğlu eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Sayın Davutoğlu tam böyle dedi mi? Ama bir televizyon kanalında şu an. Ve şöyle bir ifadesi olmuş Fikri Bey. Demiş ki Sayın Davutoğlu, Türkiye'ye asıl göç Halep'in Suriye rejimine geçmesiyle oldu. Halep'in ise Rusya'nın Fırat Kalkanı'na izin vermesi karşılığında Türkiye'nin onayıyla düştüğünü söylemiş. Bir daha okuyayım mı ya da bir daha söyleyeyim mi? Yani biraz açmak lazım o cümleyi tabii. Yani o cümle o kadar mı? O kadar. Haberde intikal böyle eden bu kadar mı? Yani Türkiye Halep'i sattı diyor yani. Yani mealen öyle diyor. Tabii Türkiye Halep'i sattı diyor. Bu yani, kibar hali. Bizzat kulağımla duymadığım için yorum yapmayı doğru. Arkadaşlar bu videoyu bulabilir misiniz? Var mı böyle bir ifadesi? Tamam, yayını bitirdi. Öyle bir ifade kullanmışsa reklam arasında yanlış bir cümledir, öyle şey olur mu? Ya böyle bir şey bakın doğru olsa bile ya bir devlet adamına yakışır mı böyle bir şey ya? Yani siz bu ülkede başbakanlık yapmışsınız. Türkiye öyle veya böyle uluslararası diplomasi bir strateji uygulamış. Öyle mi? Ama şunu baştan söyleyelim. Yani bu bir haber metni. Belki bir de şey çarpıldığı yani, ifadesi vesaire duymak lazım. Bir şey demiyorum. Yani var, böyle bir şey var olmuş
ise eğer, kulağımla duymadım. Yani bu devlet insan adamlığına yakışan bir ifade değil yani. Böyle demiş ise şer tabii, düşüyor. Demişse, yanlıştır. Tabii. Derim, orada bırakırım. Peki. Afganistan, yine devam edelim. Reklam arasına bir bakarsak diğer bölümde bu önemli bir açıklama. Şayet böyle demişse gündem olacaktı zaten. Dikkat çekici sözler. Şimdi Amerikalılar diyor ki biz 300 bin Afgan ordusu, devasa bir orduyu eğittik fakat başarılı olamadılar. Topu bu şekilde atıyorlar. Yusuf Bey, ya bir şey söyleyecektim de. Buyurun. Az evvelki meseleyle ilgili. Tabii. Estağfurullah. Şimdi hani sosyal medyada pek çok şey dolaşıyor. Çoluk, çocuk, troll, milyonlarca paylaşım yapılıyor ve insanlar buradan algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve sokağa çıktığınız zaman da aslında gerçekler değil, bu algılar gerçekmiş gibi kabul ediliyor. Mesela bu işte efendim iktidar birçok Suriyeli'ye vatandaşlık veriyor da ondan sonra da buradan seçimleri etkilemeye çalışıyor da işte bu da bir yol da vesaire. Şimdi değişik kaynaklara itibar edilebilir burada. Sayın İçişleri Bakanı'nın bu konuyla ilgili açıklamaları var. Ona itibar etmeyenler de olabilir. Ama eminim ki radikal muhaliflerin itibar edeceği bir isim var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fethi Açıkel 2021 taze açıklaması, daha doğrusu bir rapor hazırlamış Suriyeli şeyle ilgili, Suriyelilere verilen vatandaşlıklarla ilgili. Eleştiriyor, sayıyı çok buluyor. Onun verdiği rakam 150 bin raporunda. CHP Genel Başkan Yardımcısı Doktor Profesör Doktor Fethi Açıkel'in kendi raporunda verdiği rakam 150 bin Suriyeli. Şimdi 150 bin nerede, 1 milyon nerede, milyonlar nerede? Şimdi mutlaka bizim, bakın benim yazılarımda aslında Suriyeliler meselesini, efendim biz yardımsever insanlarız, dolayısıyla yardım etmek görevimizdi gibi cümlelerle ya da belli sloganlarla açıklanamayacağını, bu konuda bazı ihmallerin ve eksikliklerin olduğunu da yazmış, söylemiş bir arkadaşınızım. Ama evet, böyle şey olduğu zaman, ya efendim işte Suriyelilere bedava tıp fakültesi eğitim veriliyor. Efendim bizim vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verilmiyor ama Suriyelilere veriliyor. Efendim 1 milyon Suriyeli, hani dile kolay, kolay geliyor ama milyon rakamı çok büyük bir rakam. Yani şu demektir, her 4 Suriyeli'den birisine Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlık veriyor. Ya peki bunun kaynağı ne, bunun da yararı yok, gerek yok. Çünkü sosyal medyada her isteyen her dediği istediğini yazabiliyor. Daha sonra da bunlar bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ondan sonra da meseleyi biz ideolojik kamplarda tartışıyoruz. Hayır, bu Suriyeliler meselesi, göç meselesi ideolojik kamplaşmanın bir malzemesi olmamalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Soracağım soru şuydu Fikri Bey. Devasa bir ordu nasıl oldu da yarısı bile olmayan bir yapıya karşı kaybetti? Ne oldu? İşte kaybetti mi? Yani daha doğrusu kayıp kelimesiyle ifade edilmeyecek bir durum var. Dolayısıyla biraz yani mantığa ters. Anlaşma oldu, bir mutabakat olduğu açık. Yani 300 bin kişiyi eğiteceksiniz. O eğittiğiniz kişi herhangi bir direnç göstermeyecek Taliban'a karşı. Yani akla mantığa sığmıyor. Dolayısıyla bir mutabakatın olduğunun delaletidir bu. Bir haber vardı. O da hani belirli çevreler tarafından kasıtlı yaptırılmış olabilir mi? Ya da bir algıya mı hizmet ediyor? Orası da tartışılır tabii. Bu şerhi de koyalım. Abdülgani birader, Taliban'ın yeni lideri, bu ismin 3 yıl önce Pakistan'da cezaevinde olduğu, CIA'nin listesinde olduğu ve dönemin ABD Başkanı Trump'ın emriyle cezaevinden salıverildiği iddiası var. Evet, o da önemli. Yani o iddianın kesin olduğuna dair bilgi de okudum sağlam kaynaklardan. Dolayısıyla böyle bir hapis var, hapislik durumu var. Trump'ın da bu manada desteği olduğu belirten sağlam kaynaklardan görmüştüm. Ya öyledir zaten. Yani puzzle'ın parçalarını şöyle yan yana koyduğumuzda az önce sordum, o zaman bir Amerika var. Bir şey söz konusu. Amerika'nın sinsi olduğunu kabul ediyor muyuz? Tabii. Amerika sinsi bir devlet midir? Evet, sinsi bir devlettir. Çünkü emperyalistler sinsidir. Bunu koyduktan sonra ikinci puzzle'ın diğer parçasını koyalım. Hiç
karşılıklı silah atılmaksızın 9 gün içerisinde gidiyorsunuz hükümete el koyuyorsunuz. Daha doğrusu idareye el koyuyorsunuz. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda hakiki manada bir anlaşmanın olduğu varid. Üçüncü ayak şu. Aslında üçüncü ayağı değerlendirirken aklıma şu geliyor. Şimdi Çin var orada. Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda bile, İkinci Dünya Savaşı'na doğrudan müdahil olmayan bir devlet. Japonya mesela müdahil olmuştu, yenildi Almanya ile birlikte. Ama Çin öyle değil. O Çin ki teknolojik olarak da, nüfus olarak da çok ilerleyen, ekonomik olarak da çok ilerleyen bir ülke konumuna geldi ve Amerika'nın ciddi bir rakibi oldu. Aynı Çin'in bu sefer diğer noktadaki rakibi de, rakiplerinden birisi de mesela Hindistan. 3-4 sene sonra Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçecek. Yıllardır çocukluğumuzdan beri bildiğimiz o bir numaralı Çin nüfus olarak ikiye düşecek. Amerika Çin'in kucağına bir dinamit mi bırakmak istedi? Şimdi Çin eğer rakibi ise ki rakibi, en kuvvetli rakibi, Rusya'dan ziyade daha fazla rakibi, Çin'i zor durumda bırakmak için böyle bir hamle yapmış mıdır? Çünkü stratejistler, Amerikalı stratejistler, o Biden önemli değil. Orayı bir yapı yönetiyor, neokonlar dediğimiz. Yani değişik bir yapı var orada. Biri gider, biri gelir. Asli olarak Amerika'nın âli menfaatleri, tırnak içinde, âli menfaatlerini muhafaza etmek gayesiyle hareket eden bir yapı var. Bunlar herhalde bir takım senaryolar yazmışlardır. Herhalde değil, yazmışlardır. Dolayısıyla bu film oynanıyordur. Bunu zamanla göreceğiz. Mesela 1918'e gitmiş olsaydık, tarihi çok geriye çekmek maksadıyla söylemiyorum. İkisi arasında benzerlik olduğu için söylüyorum. Hani demiştik ya 100 yıl evvel Amerika Birleşik Devletleri daha 150 yıllık iken o dönemde güçlü bir devlet değildi bu kadar. Bir numaralı süper güç İngiltere'ydi. İşte İngiltere mesela Şerif Hüseyin'i ne yaptı? Kışkırttı. O gün yaşıyor olsaydık biz, böyle bir program olsaydı acaba ne olur diye düşünürdük. İngiltere'nin sinsiliğinden ve emperyalizminden bahsedecek idik. Hı hı. Ve bir şeyler dönecek diyecektik. Çünkü döndü de. Ne oldu? Bir oğlunu, Şerif Hüseyin'in bir oğlunu Irak kralı yaptı. Bir oğlunu Suriye kralı yaptı. Fransızlar, İngilizler bir araya geldiler, anlaştılar. Bu sefer tabiri caizse Şerif Hüseyin'in oğulları Abdullah ve Faysal'ı sattılar. Tabii ki Şerif Hüseyin de Osmanlı'yı sattı. O da ayrı bir konu. Araplar sattı kelimesini kullanmam. Hı hı. Şerif Hüseyin ve şürekası sattı. Sonuç itibariyle burada da Çin ve ABD ilişkilerini iyi görmek, okumak lazım. Muhtemelen böyle bir harekettir. Çünkü Çin eline bir fırsat gelmiş. Rusya geri çekilmiş. Amerika geldi gitti. Afganistan diye bir yer var. Yanı başında Çin acaba tuzağa düşer mi? Yani içeri girmek, müdahil olmak ister mi? İsterse ne olur? İşte kaos olur. Kaos olunca ne olur bir ülkede? Olan olur. Sovyetler de bunu gördük. 15 parçaya bölündü. Çin zaten parayla girmek istiyor. Zaten evet. Taliban da öyle. Çin boş bırakmayacak tabii, çünkü. Parayla girecek. Boş bırakmayacağı evet. Kesin Afganistan'ı Çin'in bu saatten sonra. Ama stratejisini, hamlelerini nasıl inşa edecek? Onu bilmiyoruz. Onu Çinli yetkililer bilir. Çin'de. Müneccim de olmadığıma göre. Ülkeler grubuna girdi o zaman. Tabii. Evet. Giriyor. Doğru mu? Zaten efendim? Çin'de emperyalist ülkeler grubuna girdi o halde. Yani. Evet. Şu an Afrika'daki faaliyetleri, diğer faaliyetleri. Peki. Teşekkür ederim. Herhalde. Yoksa koronayla girmiş miydi zaten? Reklam. Diyelim. Sonra devam edelim. Derin Kutu devam ediyor. Son bölüm sevgili izleyiciler. İnşallah 50 dakika daha sizlerle birlikte olacağız. Yine Afganistan'da devam edelim. Bu bölüme de Cem Bey ile başlayalım. Cem Bey, bundan sonra Afganistan'da sizce ne olur? Ve öncelikle şunu da sorayım. O uçak görüntüleri için ne diyorsunuz? Uçağın etrafına toplanmış onlarca, yüzlerce, hatta çok sayıda insan diyeyim. Ve o uçağın dışından... O uçağa binmeye çalışan insan. Buna yanıt verip Serdar Bey'i kızdırmayayım. Serdar Bey bana çok kızar. Çünkü 3 programın birinde
Ya niye Müslüman ülkelerden Hristiyan ülkelere kaçıyor herkes dediğimde cevap vermiyor ama kızıyor bana nedense. Onun için ben de merak ediyorum. O kadar insan niye kaçıyor, canlarını, hayatlarını riske atarak Türkiye'ye akın akın geliyorlar. O uçağa 800 kişi dolmuşlar. Neden kaçıyorlar bu insanlar? Maalesef Amerika bir şey Birleşik yanlış. Devletleri sattı da ondan kaçıyorlar. Efendim? Ateş hattına attı Amerika Birleşik Devletleri. Kimin ateş hattına attı? Serdar Bey onlara işbirlikçi diyor yani diğer bir ifadeyle. Ha, işbirlikçi oldukları için. Peki. Öyle anladım değil mi? Bastan kaçıyorlar. Neyi savunuyorsunuz ama şu anda savunduğunuz şimdi kızmak diye çok rigid ifadeler kullanıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ne ben dedim? Size kızmak niye diye kızayım yani? İfadeler kullanıyorsunuz. Hayır, öyle hayır, bir şey yok. Siz benim düşmanım değilsiniz. Ben farklı fikirlere tahammül olan da bir insanım. Sadece fikirlerimizi hayır, ifade ediyorum ama. Eleştirdiniz geçmişte hep bu örneği veriyorum diye. Niye bir tane Avrupalı bir Müslüman ülkeye kaçmıyor da hep Suriye'den, Fas'tan, Tunus'tan, Libya'dan, şimdi Afganistan'dan, İran'dan, Irak'tan Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de sallara Cem binerek Bey, çoluk çocuk... Ama Cem Bey, şimdi haksızlık yapma, işgale uğrayan coğrafya tamam, oralar. İşgale uğramayanlar da gidiyor işte. Herkes bu saydıklarımın hepsi yani, mi işgale cevap, uğradı? Cevap vereyim. Buyurun Serdar Bey. Bir de şunu sorayım üstadım, Türkiye'ye vermeden önce... Niye tır kasalarında Suudi Arabistan'a kaçmıyorlar? Hani para önemli olsa, iş, istihdam, açım, şuyum, buyum. Niye İran'da da para var? Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde de para var. Oralara gitmiyorlar bir yani türlü. Belki de cevap göçmenler vereyim. Stratejik bir silah olarak kullanılıyordur. İstihbarat örgütleri de kasıtlı yönlendirebiliyordur. Olabilir onlar. Yani Serdar Bey buyurun. Cevap vereyim, bana sordu. Buyurun. Bakın. Cem Bey daha önce Amerika'da yaşıyordu. Herhalde Amerika'dan kimse onu kovmadı. Türkiye'yi tercih etti bizzat kendisi. Birincisi. İkincisi, efendim Müslüman ülkeler dedi. Türkiye'de şükürler olsun halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Ben Almanya'da gurbetçi ailenin çocuğuyum. Bir zamanlar Türkiye'den Almanya'ya gitmek çok cazip bir şeydi. Çünkü o zamanlar biz Almanya'da olan hiçbir ürünü Türkiye'de bulamazdık. Yani adamların fındık ezmelerine bile hayran hayran bakardık o zamanlar. Şimdi pek çok Türkiye'nin pek çok sahil kasabasında neredeyse İngiliz, Alman mahalleleri kuruldu. Ben Türkiye'yi sormuyorum Serdar Bey. Türkiye'de zamanında efendim bir ev, iki ev alırım, para biriktiririm de diye gurbet ellere giden insanların büyük bir bölümü artık planlarını Türkiye'de yerleşmeye, Türkiye'de yaşamaya göre yaptılar. Sonra bakınız tarihin belli bir kesitinde baktığınız zaman sadece kendi yaşadığınız zamana baktığınız zaman yanılırsınız. Bakın 18. yüzyılda ki Osmanlı'nın en kuvvetli olduğu zamanlar da değil. Batılıların Türkiye'ye geldiği zaman yazdıklarını görüyoruz. Çok eski diyorsunuz. Çok eski diyorsunuz. Batılıların Türkiye'ye geldikleri zaman, Osmanlı'ya geldikleri zaman yazdıkları yazıları görüyoruz. Büyük bir medeniyet havzası olarak görüyorlar. Şimdi bir zaman dilimi içerisinde kendinizi hapsediyorsunuz. Bakın Batı'da insan ticaretiyle Afrika'dan aldıkları, götürdükleri ve köle gibi çalıştırdıkları insanlarla işte yine Türkiye'den götürüp Almanların beğenmedikleri işleri verdikleri insanlarla efendim Afrika'nın bu coğrafyaların, mazlum coğrafyaların kaynaklarını sömürerek yüzyıllar boyunca elde ettikleri zenginliklerle bir şey kurdular. Ama şu anda görüyoruz ki bu pandemi sürecinde de gördük ki Almanya'dan özellikle o kriz dönemlerinde İtalya'dan o şekilde şeyler geldi ki, o şekilde tepkiler geldi ki o pandeminin top yaptığı Batı'da süreçlerde Batı'nın yaşlıları evlerde koktular. Ve Amerika'dan arayan dostlarımız şunu söylediler.
Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde o pandemi sürecinde, pandeminin çok konuşulduğu Amerika'da süreçlerde, eğer Amerika'da herhangi bir şekilde hasta olursanız, bu koronavirüse yakalanırsanız, bir tedavi için bir yere giderseniz, bunu gelirlerinizle, orada elde ettiğiniz işçi maaşıyla falan karşılamanız mümkün değil. Sizi ölüme terk ederler. Aman böyle ülkelere niye akın akın gidiyor millet? Almanya'da yaşayan, bakın Cem Bey, kızmıyorum, bir soru sordunuz, beğenmeyebilirsiniz. Ama bizim batıdan gördüğümüz gerçekler, mesela batı sosyal güvenlik mekanizmasını artık sürdüremiyor. Nüfusu çok yaşlı. Batı'da sokaklara çıktığınız zaman 10 kişiden 7 tanesini yaşlı insanlar olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla Cem Bey de diyor ki, madem durum bakın, böyle niye hala Batı'ya gitmeye çalışıyorlar? Ya bu süreç içerisinde her devletin bir çöküşü var. Bakın, her medeniyetin doğuşu, yükselişi ve çöküşü var. Artık Batı kendisini taşıyamaz noktalarda ve Osmanlı Devleti ne zaman gerilemeye başladı? İkinci Viyana'ya gitti. İkinci Viyana'da Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı ordusunun yenilmez olmadığı ortaya çıktı. Ve ondan sonra Osmanlı Devleti uzunca bir süreç içerisinde düşüşe geçti. Şimdi 11 Eylül saldırılarından sonra, aslında daha öncesinde Vietnam mağlubiyetinden sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık yenilmez güç olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin karizmasının pekala çizilebileceği, pek çok noktada çizildiği, mesela 11 Eylül saldırılarına nereden bakarsanız bakın, 11 Eylül saldırısı ile ilgili farklı teoriler de ortaya konuluyor. Hiç onlara girmiyorum. Ama en azından 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün karizmasını çizen istihbarat zaafı, her türlü zaafın yaşandığı konusunda herkes hemfikir. Dolayısıyla süreci alıp ilerlettiğiniz zaman eksenin doğuya doğru kaydığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği her yerde batağa saplandığını ve tek çare olarak ortamı mümkün olduğunca kaosa terk edip kaos üzerinden beslenmek gibi bir çareye yöneldiğini Trump'ın Obama dönemini suçlarken sürekli olarak işte yanlış dış politika izlendiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batağa saplandığını, bundan çıkmak gerektiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin kazancının olmadığı, büyük kayıplarının olduğu maceralara sürüklendiğini görüyoruz. Yine Trump, o çok yüceltiniz Amerika yapıyordu. Birleşik Devletleri'nde seçimlerden sonra yaşanan tabloya baktığınız zaman, kongre binası basıldı, orada bin türlü rezillik sergilendi. Peki. Yani o seçim sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlara, peki, baktığımız zaman artık gittikçe o makyajın döküldüğünü ve düşüşe geçtiğini fikrim ben görüyorum. Cevabı ama şu andaki aldım, tabloyu değerlendirirseniz, peki, efendim cevabı, işte şu oluyor. Bir kesite bakarsanız, tarihi bir kesitle okumaya çalışırsanız ve oradan hüküm vererek bir sonuca varmaya çalışırsanız yanılırsınız. Düşüşe geçen ve trendi aşağı doğru olan bir tek dişi kalmış canavardan bahsediyorsunuz. Ama Sayın Cem Toker, siz de bir programda söylemiştiniz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmeyi düşünüyorum demiştiniz. Fırsatını bulunca, imkanları oluşturunca yerleşebilirsiniz. Bir programda diyor. Bugün demiyor. Bir programda diyor. Türkiye'yi tercih etmekten dolayı ben de memnunum. Sadat Bey demedim diyor. Öyle bir şey demedim. Efendim? 64. Cem Bey diyor ki ben öyle bir şey demedim. Bu saatten sonra. Ben dedi, bir programda bulabilirim onu. Bulun lütfen. Ben kendisine sordum, dedim ki niçin dedim Amerika'yı tercih etmediniz de buraya geldiniz? Kendileri de dedi ki düşünüyorum dedi oraya gitmeyi. Bunu bulun koyun lütfen. Sözünüzün arkasında evet, durun koyalım, lütfen. Şey yapalım. Lütfen. Bunu tartışın da evet, siz Amerika'ya gitmeyi düşündüğünüzü Cem söylediniz. Cem Bey'e cevap vermek istiyorum. Buyurun. Ama kendinizi teksip eden bir cümle söylediniz. Dediniz ki 64 yaşındayım, bu saatten sonra ne yapacağım dediniz. Bunun zıttı şudur.
Evet. Zıt anlamlısı. Yani 24 yaşında olsam giderim anlamı gidelim, çıkar. Hemen gidelim. Ha, o zaman Afganistanlı 24 yaşındaki kişinin buraya gelmesine itiraz etmemek lazım gibi mana da çıkabilir. Ben, anlamında söylüyorum. Neden geliyorlar? Ben sizin o kadar da yaşlı değilsiniz Cem Bey. Kendinize haksızlık etmeyin. Yok yok. Şimdi... Aslında Cem Bey, Serdar Bey. Cem Bey şu emin dedi ki. Hocam özür ben bu kanala kum torbası olmaya gelirim. Ya Cem Bey öyle değil ya. Hayır Cem Bey. Yoksa çok monoton geçer. Yok şimdi Serdar Bey. Bakın Serdar Cem Bey şimdi... hakaret ediyorsunuz kendinize, yapmayın böyle. Ya ben, o, çok bunu, yaşlıyım artık, benim işim bitmiş diyorsunuz, kum torbası diyorsunuz. Zaman bizim böyle, bir şeyimiz yok, yapmayın. Yok, hiç sorun değil benim. Biz size kıyamayız. Ya şu olabilir Sayın Cem Gökçe, Bey. Serdar Bey yaşlı şey değilsiniz, yaşı 60 işim bitmiş demeyiniz lütfen. Şu olabilir mi acaba, gelişen teknolojiyle beraber, bu internete erişim, bilgiye erişimle beraber, bu İslam ülkelerindeki halkların, yani bu göç eden halkların Batı'nın refah düzeyini görmeleri, onlara ulaşmak istemeleri, yani aslında oradaki refah seviyelerini onlar, oradaki vatandaşlar, yani Alman vatandaş olsun, Fransızlar olsun, kolay elde etmiyorlar ama oradaki yaşam tarzları bu gibi ülkelerde biraz daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde çok cazip gözüküyor. Ben size katılıyorum. Ve bu cazibeden dolayı gidiyorlar ama orada daha sonra yanılıyorlar. Oradaki yandıklarını bir şey daha ilave edeyim benim açımdan. Bu benim görüşüm. Katılmıyor bana Serdar Bey. Özgürlüğün ve adaletin asgari de olsa o algıyı hisseden adam oraya gidiyor. Yediğime, içtiğime, giydiğime, söylediğime, ona buna karışılmıyor. O şimdi bu özgürlüklerimi de adalet koruyor o ülkede. Yüzde mükemmel Cem değil. Bey, dünyada hiçbir Cem yer Polyana masalı değil. Daha yeni değil. Avrupa ama Adalet Divanı'ndan bir karar çıktı biliyorsunuz. Yaşadığıma bir de oraya bakıyorum. Orayı tercih ediyor adam. Tekrar ediyorum. Para Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde de var. Oraya sallarla gitmeye çalışmıyor. Ege'den batıya gitmeye çalışıyor. Oradaki yaşam tarzına özeniyor diyelim o zaman. Özeniyor olabilir. Evet. Peki ama niye özeniyor? Yusuf Bey fikrim geldi. Buyurun. Şimdi ama fikrinin sırası daha gelmedi. Konuşma hakkı sırası gelmedi. Buyurun. Hocam buyurun o zaman. Estağfurullah. Şimdi aslında Cem Bey gerçekten belki hani aynı fikirdeki insanların bir meseleyi konuşmasında bir hareketlilik getirdi. Ben kendisi benden yaşça büyük bir insan. Saygı duyuyorum, hürmet ediyorum. İlk defa karşılaşıyoruz kendisiyle. Ancak sorduğu soruya, düşüncesine yanlış demiyorum. Türkiye'nin birçoğu aslında Cem Bey gibi düşünüyor zaten. Hele öyle özellikle 12 Eylül sürecini, 28 Şubat sürecini düşündüğümüzde. Bakın Osmanlı'nın yıkılışından sonra öyle veya böyle her insanın ölümü olduğu gibi devletlerin de ölümü var. Buna vurgu yaptı aslında Serdar Bey de. Şimdi Osmanlı yıkılışından sonra maalesef İslam coğrafyası başsız kaldı ve işgale uğradı bu topraklar. Ve bu topraklardan işgal kuvvetleri Afganistan'dan 1947'de ayrıldı. Irak 1937'de tam bağımsızlığına kavuştu. Suriye 1947'de bağımsızlığına kavuştu gibi değerlendirdiğimizde aslında İslam toprakları sömürülen bir ülke olmaktan yeni yeni kurtuluyor. Ve bugün Türkiye başta olmak üzere, hani biz Türkiye'de yaşıyoruz ya, İslam ülkeleri arasında en modern hukukun ve demokrasinin en fazla olduğu ülke Türkiye diye bilinir. Ancak bakıyorsunuz Türkiye dahil iç meselelerinin çözümünü batıdan bekler bir hale geldik. Kendi ahlaki ve dini değerlerini mevcut rejime tehlike gören bir sistem batıya yüzünü döndüğünde batılılaşmayla kendi iç meselelerini Batı'nın çözmesini beklediğinden tam bir kargaşaya muhtaç oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Harp Okulu'nda ve Türk ordusunun bütün askeri tanımlamaları Amerikan tanımlamalarının tercümesidir. Yeni yeni Türk ordusu tanımlama yazmaya başladı belki, bilemiyorum şu anda. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda maalesef işgal altında olan İslam ülkeleri başsız da kaldığı için kendi arasındaki ticaretleri gelişemedi, sömürüldü ve yeni yeni kendisini dünya siyasi sahnesinde ve ekonomisinde görmeye başladılar. Bu açıdan baktığımızda aslında İslam ülkelerinde adaletsizliğin olmasından veya İslam dininin temel değerlerinden kaynaklanan bir takım zafiyetlerden batıya göç ettiğini söylememiz doğru değil. Bugün Amerika'nın Afganistan'ı işgalinde aslında İslam ülkelerindeki coğrafyadaki bağımsızlık ve bir şeylik söz konusu. Yani birliğin olmaması söz konusu.
Dolayısıyla bu açıdan baktığım zaman bu hakların kendi içerisindeki zulüm gördüğü insanlardan kaçması gayet doğal. Bir iç savaş var. Yani bugün bir Afganistan'da iç savaş var. Afganistan'da Taliban'la halk karşı karşıya kalmış ve dolayısıyla orada hayatını kurtarmak için buraya geliyor. Daha dün konuştum Afganistanlı Türkiye'ye gelen bir göçmenle. Niçin geldin diye sorduğumda, hani soruyorum, sordum. Taliban bizim köyümüzü bombaladı. İşte ben de kaçtım. Veya Taliban kendi ele geçirdiği bölgelerde bir evde birden fazla erkek varsa ikinci erkek kendine asker alıyor. Dolayısıyla biz de kardeşler olarak oradan ayrıldık ki bir erkek kalsın, bizleri asker olarak kendisine almasın diye. Dolayısıyla bütün bunların hepsinde sizin batıya yönelmelerinde Batı'nın medeniyetini ve adaletini öne çıkardığınız aslında tek dışı kalmış bir canavar olarak tanımlanan adaletten uzak, insanlıktan uzak olan bir Batı olarak görmek lazım. Az önce bir karikatür göndermişti. Son sözümü söylüyorum. Bir uçak dolu köpek at, belki de onu sahte koyduralar. Fotomontaj da olabilir o. Ama eğer o karikatür gerçekse uçak bomboş bir uçak. Ön tarafta oturan bir kurt köpeği. Boş uçak Amerika'ya dönüyor. İşte Amerikan insanlığı bu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda maalesef suni bir batıya yönelme söz konusu. Yakın zamanda bu göç duracaktır yani. Alman medyasının bildiğim bir haberi vardı. Almanya geçen yıl kendi personelini tahliye ederken uçakta yer olmasına rağmen Afganistan'da beraber çalıştığı Afgan yerlileri değil şaraplarını uçaklara koyup taşıdılar. Evet. 7 tane de kendi vatandaşı. Yalnız evet. Amerika'nın uçağı boş tutup Afganlı bir takım isimleri, kişileri götürmemesi ahlaksızlık diyoruz ya. Ama kendi ülkesini işgal eden bir Amerika'nın uçağına binmek de öyle haysiyetli bir davranış değildir. Kesinlikle. Cem Bey, o kargo uçağındaki insanlar Amerikan personeli mi? Kimdi onlar? Ama sivil görüntü var. Kim onlar? Bilmiyorum ki. Yani Amerika vatandaşları. Yani Afganistan'dan yani kaçmak isteyen Afganlar oldu. Tam nereye gitti uçak? Nereye indi? Taliban, Amerika'ya yardım eden Afganlar diyelim. Amerikan emperyalizmine çalışan Afganlılar. Hani böyle o kargo uçağında birçok kişi var. Emniyet kemeri olarak da o paketlerin iplerini tutuyorlar ya. Bir sürü insan var orada. Dubai'ye indi diye gördüm ben. O radar şeyleri var ya. Hı hı. Hatta kule konuşması var. Kule soruyor uçağında kaç kişi var? 800 küsür diyor pilot. Radar da kuledeki de bir küfür kullanıyor. Yuh diyor yani böyle nasıl kalktın onlarla o kadar şeyle insanla. Bu çaresizlik. İniş yani takımlarının arızasından dolayı Katar'a indi diye yazmıştı ama. Dubai mi? Evet, o hani insanlar düştü ya iniş takımlarından. Orada bir arıza oluşmuş herhalde. Orada cesetler kalmış. Başka da düşenlerin dışında. Ondan dolayı acil iniş yapmış. Neyden korkuyorlar? Efendim? Çaresizlikleri ya can ağrıydı. 2001'den sonra, 2001 öncesi Taliban'ın yaptıklarını herkes gördü. Var. İzleyin videolarını. Yani orta çağ kafası. Eskiye nazaran ılımlı mesajları var. Dokunmayacak. Siz de olsanız siz de orada kaçardınız. Ben yani tahmin edebilirim. Hayır, orta çağ. Şimdi bakın konu yine şeye döndü ama Taliban'ın içerisinde zaten demin bu cümleyi hızlı konuştum. Fikrimin söz ve hakkı verebilmek adına. 1917'de Kanada'da tutuklu olan Troçki'yi serbest bıraktırıp Rusya'ya gönderip orada Bolşevik ihtilalini yaptırtan Amerika elbette ki Taliban'ın yani ılımlı olan Taliban'ın içerisine de ki bunu İngiliz sürekli olarak bunu uygulamıştır. İçerisine de kendine hizmet eden bir ekip elbette yerleştirdi. Dolayısıyla IŞİD'i kuran ve Müslümanları Allahu Ekber nidalarıyla öldürten bir sistem Batı'nın yapmış olduğu İslam ülkelerindeki emperyalist bir sistem. Öldürten, yaptırtan, hiç sütte leke var. O gruplarda leke yok. Onlar sevgi kelebekleri aslında. Cem Bey. Ama Batı emperyalizmi onu yaptırıyor, bunu kafa kestiriyor, diri diri insan yaktırıyor. Cem Bey. Ne bileyim beni 1920'lere başlatıyor. Cem Bey, beni 1920'lere döndürmeyin. Yani Türkiye'de İslam'ın yasaklandığı, Kur'an'ın yasaklandığı bir dönemde ve bakın bugün İngiltere'de kraliçe devam ediyor hala. Ama demokrasi de devam ediyor. Ne devam ediyor?
İngiltere'de kraliçe devam ediyor ama demokrasi de devam ediyor. Hukuk da devam ediyor. Doğru. Vatikan'da Vatikan'da Hristiyan'dan halife bakın Vatikan'da kültürle geldiler. Vatikan'da Hristiyan'dan halifesi Papa devam ediyor. Doğru. Ama Türkiye'de bugün geldiğimiz noktada Osmanlı döneminde bütün yani Afganistan'ı yönlendiren, Suudi Arabistan'ı yönlendiren, Mısır'ı yönlendiren lider ülke Türkiye yok ortada. Hilafet gelirse olacak inşallah. Yok ortada. Hilafet zaten kaldırılmış değil de meclisin bünyesinin ayrı bir konu. Tamam. Fakat dolayısıyla yani bugün Türkiye'deki bugünkü sistemdeki problemleri eğer anlamak istiyorsak o zaman biz Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine bakmamız gerekiyor. Şimdi şunu da aslında belirtmek lazım. Biraz önce Ersan Bey söyledi. İşte Amerika Troçki'yi getirdi, orada Bolşevik ihtilalini yaptırdı. Sovyetler Birliği nasıl dağıldı? Gorbaçov'u da bir konuşmayla, hiçbir tane mermi bile atmadan birdenbire Sovyetler Birliği dağıldı. Bu da çok ilginç. Acaba bunda Amerika'nın etkisi var mı? Peki nasıl bir ülkeyse bu? Sovyetler yani, Birliği'ni bir adamı getirebiliyor başa ve dağıtabiliyor. Kurdurabiliyor ve bunu da yapabiliyor. O zaman boşa konuşuyoruz abi. Adamla hiç baş edemeyiz yani. Baktığın zaman Amerika'nın emperyalist Cembey onu yaptırıyor. Bugün buraya bir adam sokuyor bunu. İslam nasıl ülkelerini bu ikiye bölmüş durumda. Bakın Cembey, İsrail'in etrafında Abraham Accord anlaşması yaptırıldı. Normalleşme anlaşması. Kimler imzaladı? Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri imzaladı. Bakın bu devletler İsrail'le normalleşme anlaşması yapıyor. Peki bu devletler kimlerdir? Bu devletler 7 tane petrol kuyusuna sahip olan 7 kardeş dediğimiz yani ülkelerdir. Biliyor musunuz? Neden imzaladı? Trump dedi ki Suudi Arabistan'a ben olmasam 3 hafta ömrün yok dedi. Süper, benim sesle bir problem var. Sonuçta emperyalizmin eline düştü. Orada zaten elinden çekiyor. Peki, Suriye'ye neden müdahale etti? Neden Irak'a müdahale etti? O da var. Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü bu devletlerin yani Amerika ile anlaşamayan devletlerin küçültülmesi gerekiyordu. Suriye'nin küçültülmesi gerekiyordu. Irak'ın küçültülmesi gerekiyor. İran'ın küçültülmesi gerekiyor. Bunlar büyük devletler. Türkiye'nin küçültülmesi gerekiyor. Ben size bir şey diyeyim mi? Benim görüşüm bu biraz diyaloğa dönüştü ama yani özür dilerim ben onu ben değilim. Buyurun. Siz başlattınız Cem Bey. Ya ben bir şey demiyorum. Aslında soru soruldu Bey'in bana. Kaldı. Yok siz soru sordunuz. Siz sordunuz. Bak, Serdar Bey oradan başladı. Amerika'nın dış politika dersini verdiğim zaman şunu söylüyorum. Amerika'nın Orta Doğu politikası Washington'da değil Tel Aviv'de belirlenir. Kesinlikle. Veya Kudüs. Buna katılıyorsun. Evet orada katılıyorum. Kudüs'te belirlenir. Sevin sevmeyin en güçlü lobi Yahudi lobisidir Amerika'da. Buna da katılır mısın? Evet. Ermeni lobisi de güçlü değil mi orada? Neokonlar da şu anda çekişiyorlar. Yahudiler kadar. Anglo-Saksonlarla çekişiyor Siyonist lobisi. Peki çekişsinler. Şimdi İsrail'in istemediği hiçbir şeyi Amerika Orta Doğu'da yapmaz. Büyük Orta Doğu projesi de, ılımlı İslam projesi de, IŞİD'i de, OSU'da, BUS'u her şey İsrail istedi diye olur. Bu Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde dikkat edin bakın. İsrail'i tarihten sileceğiz, haritadan sileceğiz, yok edeceğiz diyen radikal liderler yaradanlarıyla kavuşturuldu. Tabii, Saddam, Kaddafi, Mursi, bunların hepsi halledildi. Bir tane bela kaldı, o da İran. Şimdi onunla da nasıl halledeceklerini anlaşamıyorlar orada. Netanyahu sertti, Trump aynı kafadaydı, Obama farklıydı, Biden daha farklı falan filan. Bakın Ürdün'e dokunan var mı? Yok. Ama Ürdün zaten İngiltere destekli. Lübnan'da Amerika destekli. Çünkü evet. İsrail'i yok edeceğim diyen bir zaten ülke değil. Zaten onlar kukla olarak kuruldu Cem Bey. Olabilir. Ürdün öyle bir strateji giremez ama. Yani birisi Suriye'yi dengelemek için kuruldu. Tamam. Birisi Irak'ı dengelemek burada için kuruldu. Burada anlaşıyorum. Lübnan'la Ürdün. Tamam. Yani demek istediğim İsrail'le her şeyin başında İsrail'in güvenliği var. Evet. Ben de ilk başta. Büyük Latin Amerika projesiyle gelmedi Amerika. Büyük Güneydoğu Asya projesiyle gelmedi ama. Niye Büyük Orta Doğu projesi? İsrail'in güvenliği bir. Orta Doğu enerjisi batıya müttefiklerime mi gelecek? Doğuya Çin'e, Hindistan'a, rakiplerime mi gidecek? Onun kavgasıydı bu. Ama şu anda o kavgada evet. Bataklığa saplandığını hissetti. Özellikle Amerika'daki
Anglo-Sakson grupla, neokonlarla Siyonist lobi arasındaki nerede şeyde... Nerede bataklığa saplandı? Örnek bugün verin. Bugün Irak'ta bataklığa saplandı. Nerede Afganistan'da bataklığa saplandı. Suriye'de bataklığa saplandı. Nasıl bataklığa? Ve burada asker terör örgütlerine... Nasıl bataklığa saplandı? Onu Suriye'de Rusya girdi. Türkiye girdi. Bataklığı istediğini çağırdı. Yapamadı. Suriye'yi bölemedi. Irak'ı istediği gibi yönetemedi. Geri çekildi. Afganistan'da geri çekiliyor. Bu bakın. Bataklık demek. Evet, bataklıktır. Niye? Bu. Bakın Saddam'ı... İsrail'e tehdit olan Saddam'ı şey yaptı, ortadan kaldırdı. Üçe böldü veya ikiye böldü. Tabii Kuzey'de adı konulmamış bir devlet kurdu. Fiden olmasa bile üçe böldü. Suriye'de bakın Davutoğlu diyordunuz demin. Davutoğlu görmeden gerçeği ben şurada telefonumda gördüm. İsrail Dışişleri Bakanı diyor ki Davutoğlu'nun Esad'a buradan bağırdığı günlerde iki haftan kaldı, yolcusun, gidiyorsun, namaz kılmaya geleceğiz falan dediği zaman İsrail Dışişleri Bakanı bildiğimiz şeytanı bilmediğimiz şeytana tercih ederiz dedi. Bildiği şeytan Esad'dı. Bilmediği şeytan Esad giderse Suriye'nin ne hale düşeceğiydi. O radikal IŞİD'ler şunlar bunlar. Daha o zaman Türkiye'nin uyanması lazımdı. Bu adamlar Esad'ı yıkmayacaklar, yıpratacaklar. Ama uyandı zaten. Canının derdine düşsün isteyecekler diye. Ama biz çok geç uyandık. Burada da tuzağa düştük. Cem Bey yani, geç uyanmış, nereden nasıl geç uyandığımızı söyleyebilirsiniz. Bakın Türkiye Fırat Kalkanı ile Amerika'nın oluşturmak istediği terör devletini ortadan kaldırdı. Bakın bugün Taliban'a Afganistan teslim etmesinin en büyük 55 bin en büyük göstergesi. Sonra ama. Bir saniye. Şimdi bakın Türkiye bir strateji geliştiriyor. Yani Suriye'de hemen resim çizmek istiyorum müsaadenizle. Suriye'de bir iç savaş başlamış. Ve bu iç savaşa Amerika ile beraber NATO müdahale ediyor ve bu müdahalede Esed'in gitmesi isteniyor. Ve Türkiye'nin de hemen güneyinde yapılacağı Türkiye fark ettiği için terör anlamında Esed'in gidişiyle ilgili Amerika ile aynı strateji geliştiriyor. Bu arada Esed'in gidişiyle Türkiye'nin Suriye'de etkinliği artmaya başlayınca Esed'den sonraki süreçte Türkiye'nin etkinliği ortaya çıkacağı ve Esed'den sonra gelen idarenin kurulan siyasi hükümetin Mısır'daki Mursi hükümeti gibi bir hükümet olması endişesinden kaynaklanan endişesiyle Esed'in gitmesinden vazgeçiyor Amerika. Tamam. Ancak ben vazgeçtim demiyor. Doğru. Demiyor. Rusya'yı çağırıyor, gel diyor buraya. Neden? Doğru. Türkiye'yi dengelemek maksadıyla. Doğru. Dolayısıyla Türkiye bu durumda Amerika ve Rusya bir satranç düzeltiyorum. Bir tahtarabellerin birer ucunda, Türkiye ise tam dengenin ortasında oturmuş oldu. Dolayısıyla Suriye'deki harekatın gerek Amerika lehinde gerek Rusya lehinde denge anlamında pozisyon değiştirmesinin yegane etkisi Türkiye etkisidir. Türkiye tahtarabellinin üzerinden hangi tarafa doğru adım atarsa o tarafın Suriye'deki stratejisi ağır basacaktır. Dolayısıyla Fırat Kalkanı hareketiyle bir defa Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflemiş olduğu nihai anlamdaki stratejisini Türkiye bozmuş oldu Fırat Kalkanı'yla. Onu kabul ediyorum. Bozdu. Ona geç uyandı. Şimdi geç aslında geç uyanmadı. Yani bu biz şimdi şöyle bu bir satranç. Bir rakam. İç dinamiklerden dolayı olmuş olabilir rakam, diyelim. Bu bir satranç. Türkiye'nin kendi iç şeyleri yapısından kaynaklanmış olabilir. Bakın bu bir satranç oyunudur. Satranç oyununda rakipler taşları oynarlar. Siz bir oyun planlarsınız. Rakibinizin sizin oyununuza karşı hamlesinden yola çıkarak farklı bir oyuna geçersiniz. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri Esed'in gitmesi yönünde bir karar alıp da Rusya'ya çağırmamış olsaydı Türkiye'nin izlediği strateji farklı bir yola gidiyor olacaktı şu anda. Dolayısıyla bunların hepsi bir satranç oyunu gibidir. Kimisine göre bu geç değerlendirmiş olabilir. Ancak bana göre her şey karşılıklı. Şimdi Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gücüne bakalım. Bu bir gerçek. Türkiye çok ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke değil. Siyasi anlamda güçlü bir ülke değil. Savunma sanayinde çok güçlü bir ülke değil. Daha yeni yeni kendisini ayağa kaldıran bir ülke Türkiye. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda gerçekten müthiş bir stratejiyle hem Rusya'nın hem ABD'nin hem İngiltere'nin arka planda oyununu bozmuştur. Bakın ben şu noktada sizden ayrılıyorum. Onu söylemek istiyorum müsaadenizle. Bütün mesele İsrail'in güvenliği değil aslında. İsrail'i Orta Doğu İslam ülkelerinin kalbine hançer gibi sokarak İslam ülkelerini İsrail'le boğuştururken aslında bölgenin ekonomik çıkarlarını sömüren ve hüpleyen bir ülke var, İngiltere.
Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'den bağımsızlığını kazanacağı artık ortaya çıktığı zaman Amerika Amerika ile savaşmaktan vazgeçiyor. Amerika'yı kontrol edecek sermayeyi İngiltere'den Amerika'ya gönderiyor. Rockefeller ve Rothschild aileleri İngiltere'den Amerika'ya gitmiş olan ailelerdir. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuzdur muhtemelen. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında İngiltere kendi ekonomik sistemleriyle Amerika'yı zaten kontrol ediyor şu anda. 1945'ten sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere donanmasını kaybettiği için Orta Doğu'dan kendisi çekilmek zorunda kaldı. Kendisi Orta Doğu'dan çekilince kendi kontrolünden bir ülke olan Amerika'ya devretti Orta Doğu'yu. Bütün bunlara baktığımızda temel gaye İsrail değildir. Temel gaye İngiltere'nin dünya üzerindeki siyasi etkisidir. Bunun içinde Hitler'e de Yahudileri öldürmeyle ilgili yol açan yine İngiltere'dir. Eğer Hitler Yahudileri o şekilde bir zulme şey yaparak kıyama gitmeseydi Yahudiler İsrail'e gelmeyeceklerdi. Peki. Aynı şekilde ama Rusya'da. Şöyle, bunu şöyle formüle edebilir miyiz? Cem Bey dedi ki bütün senaryo İsrail Tel Aviv'de, Kudüs'te çizilir. Evet. Aslında senarist anlamında İsrail senaristtir. Ama bir film oynanıyor orada yıllardır. Bir film diyelim, sinema filminde yapımcı olmazsa senaristin yazdığı senaryonun bir hükmü kalmamış olur, kenarda durur. Evet. Yönetmen de film çekmemiş olur. Yapımcı önemlidir, yani parayı harcayan, onu koordine eden, ben şunu şu filmi yapacağım diyen kişi yapımcıdır. Yapımcı işte İngiltere'dir. Senarist İsrail'dir. Yönetmen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir de figüranlar var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri de figürandır. Türkiye'de var figüranlardan. Efendim? Türkiye'de de var figüran. Ha, Türkiye'de de. Yanlış anlaşılabilir. Çünkü ha, sanki Türkiye'de de. Dersek de. Ama. Ha, Türkiye'de, tabii, Türkiye'de de var Türkiye'de figüran. De var. Türkiye'de de figüran. Ya işte oradaki o ülkede biraz önce saydığımız ya da işte İngiltere'nin kurduğu petrol şirketlerine dağıttığı yedi kardeşler dediğimiz ülkelerin bir oradan kopabilse İslam ülkeleri aslında bir araya gelebilir ama oradan kopamıyorlar. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin izleyeceği politikalardan ya da İsrail'e yakınlaşma politikalarından bir türlü kopamıyorlar. Sarı kırmızı renkli bir petrol şirketi vardır. İsmini söylemeyeyim şimdi. Sarı kırmızı tonlu. Akaryakıt şirketi. Evet. 1923'te Türkiye'ye gelmiştir. 1923'te Cumhuriyet'in kurulduğu yıldır. İşte o şirketin sahibi İngiltere'dir. Tabii. BP de öyledir. Hollanda ortaklığı vardır hatta. Dolayısıyla Orta Doğu'da petrol akışı Abdülhamit'in devriyle başlatabiliriz ama programın hacmini aşar tabii. Dolayısıyla İngiltere, mesela Almanya değil, Amerika değil, İngiltere o şirketin sahibi. 1923'te sen geliyorsun, Türkiye'de şirket kuruyorsun. Tamam, kur. Ama nereden alıyorsun? Orta Doğu'dan alıyorsun. Orta Doğu'dan alırken sömürebilmek için Osmanlı'yı yıkman lazım. Çünkü Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye bizimdi. Parçalarsan, Şerif Hüseyin'e teslim edersen netice bu. Biz o zaman ne petrolün ne olduğunu biliyoruz, ne çıkarmayı biliyoruz. Yok, biliyoruz. Abdülhamit nerede keşfetmiş biliyoruz onu. Şimdi Abdülhamit keşfetmiş. Yani orada şeyin İngiltere'den gelen arkeologların petrol bulduğunu vesairesini fark ettiği için onları oradan çıkarıyoruz. Sınır dışı ediyoruz. Müdahale edeyim mi artık? Peki, teşekkürler. Serdar Bey, keşke burada olsaydınız. Sohbet çok güzeldi ve uzun bir sürede o yüzden bölmedim. Hakikaten güzeldi, seviyeli gayet. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Ama şu konuyla da devam edelim. Bu arada Serdar Bey, siz biraz uzak kaldınız. Eklemek istediğiniz konuya dair bir şey var mı? Sonra değerli hocamla devam edeceğim. Yok, konuya dair eklemek istediğim bir şey yok. Şunu söylemeliyim. Şunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'de radikal muhalefeti temsil eden, hani ben o tabiri kullanmak istemiyorum ama CHP yandaşı olarak nitelendirebileceğimiz televizyon kanalı Halk Televizyonu. Halk Televizyonu'ndaki ben bu tür programlara bakıyorum. Hepsi aynı görüşü savunan ve birbirlerine sürekli olarak gaz veren, yanlışlarla doğruların birbirine karıştığı, çoğu zaman sosyal medya yanlışlarının paylaşıldığı tek tip, tek düze programlar oluyor.
Oralarda bakın isterseniz tekrar tekrar izleyin. Oralarda farklı görüşlere, yani bunu burada ifade edilen farklı görüşlere yer verildiğini göremezsiniz. Yani mesela birisi çıkıp da Türkiye'nin savunma sanayi alanında şu adımları, şu adımları, şu adımları attığını söyleyemez. Ya da işte bu sığınmacılar, göçmenler meselesi üzerinden bir program yapılır. Türkiye'nin göçmen politikasının artı yönlerinde söyleyen bir karşıt görüşe asla yer verilmez. Bunun örneği yoktur. Yani Cem Bey burada Akit televizyonu kitlesinin aslında %90'ının katılmadığı, Akit televizyonu kitlesinin sosyolojisine son derece ters gelen bazı ifadeleri, bazı görüşleri çok rahat bir şekilde gayet medeni ortam içerisinde konuşabiliyor. Ve ben sadece benim katıldığım programlarda Sayın Cem Toker'in en az 7 kere 8 kere denk geldiğini gördüm ki benim katılmadığım programlarda da. Dolayısıyla bu rahat, bu özgüvenli, evet, denk. Bu denk, evet. Denk. Orada da bir şey yok yani. Geç anladım da yanlış anladım, özür dilerim. Bu nezih ortamın, bu farklı görüşlerin, ara sıra ses kesiliyor kusura bakmayın, farklı görüşlerin gayet medeni ölçüler içerisinde, demokratik ölçüler içerisinde, büyük bir hürriyet havası içerisinde söylenebildiği bu Akit televizyonu kalitesinden ve ortamından mümkün olduğunca istifade etmesini ve burada efendim kızgınlık gibi buraya gelen misafirin, hele biz Anadolu kültürünün insanlarıyız. Şimdi batıdaki bu tek dişi kalmış canavarda misafirperverlik diye bir şeyden bahsedilemez. Mesela sokakta arabanız bozulduğu zaman hiç kimse gelin arabanızı iteyim, kenara çekeyim, yardım lazım mı abi falan demez. Ama Türkiye'de hele şeyde, batıda komşunun komşuya bir şey ikram etmesi, ne bileyim börek pişmiştir, kokmuştur, size de vereyim demesi gibi insani tavırlar, misafirperverlik gibi insani tavırlar batıda çok istisnai tavırlardır. Onları da Anadolu insanından öğrenmişlerdir. Dolayısıyla muhterem Cem Toker'e bu güzel ortamdan istifade etmesini ve bizim memnuniyetle ortaya koyduğumuz misafirperverliğin de hakkını vermesini naçizane, haddim olmayarak tavsiye ederim. Serdar Bey, bu sohbeti de daha önce yaptık. Bir iki noktanın altını çizmek isterim. Ben de dile getirdim bu kanalda size de hitaben. Teşekkür ediyoruz. Gittiğim yerde Akit'te bir kelimeme karışılmadığı, her fikrimi özgürce dile getirmemin mümkün olduğunu her ortamda vurguluyorum. Sosyal medyada örnek yazıyorum olsun. Bunu. Örnek olsun bunu batıcılara, batı mukallitlerine örnek olsun bu tavır. Yani aslında evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bunu dile getirdiğiniz için. Maalesef. Daha önce de söyledim ben bunu size ama unuttunuz beni. Aslında bu herkes için. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Olması bunu gerek. Her yerde söylemek lazım. Çünkü farklı fikirlerden rahatsız olmamak lazım. Medeni ölçüler içerisinde tartışabilmek, konuşabilmek lazım. Hı-hı. Göçmen, bu sığınmacı meselesiyle ilgili bir dakikan var mı bilmiyorum. Tabii var. Şimdi İki kıyaslama yapılıyor. Ben bunlardan rahatsızlık duyuyorum. Bu sığınmacılar meselesi. Bir kere en başta söyleyeyim. Mazluma el uzatmak, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Anadolu erdeminin gereğidir. Anadolu ruhunun gereğidir. Bu konuda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Öbür taraftan da bu mazluma el uzatmaya karşı saldırılara cevap verirken bazıları şunu söylüyor. Diyor ki efendim diyor, Balkanlardan da Türkiye'ye göçenler olmuştu. Dolayısıyla niye Suriyelilerin buraya gelmesine karşı çıkıyorsunuz? Çok farklı. Şimdi bu argüman bence doğru değil. Çünkü Balkanlarda bizim olan topraklardan yine bizim olan topraklara, yani bizim devletimize bir göçüş, bir göçme söz konusuydu, bir gelme söz konusuydu. Dolayısıyla
o yönde benzetmeler fayda sağlamıyor. Artı Balkanlardan göçen birçok kardeşimiz ki bunlar içerisinde Suriyeli sığınmacılara yardım edenler de var. Bu kıyaslama doğrudur. Bir de Almanya'daki ya da işte Avrupa'daki ya da Amerika'daki vesaire çalışan insanlarımızla kıyaslıyorlar. Ne var onlar da oraya gidiyor diye. Hayır. Yani onlar oraya zamanında Türkiye'de geçim şartları el vermediği için orada emeklerini sunmak üzere giden ve emeklerini sunan, oraya çalışmak için giden ve bunun karşılığında da bir kazanım elde etmek isteyen, emeğini ortaya koyan insanlardı. Ben en başta belirttiğim gibi mazlumlara el uzatmakta bir problem yok. Uzatmalıyız. Ama bu kıyaslamalar çok doğru değil diyorum. Fikri Bey'in bir ilavesi var herhalde. Bu kadar büyük bir kitlenin Türkiye'ye kısa bir süre içerisinde, bakın Almanya'da birkaç milyon Türk vatandaşı oraya gitti ama bu uzun bir süre içerisinde oldu. Bu kadar kısa bir süre içerisinde. Davetli gitti onu. Bu kadar travmatik süreçlerden geçmiş büyük bir kitleyi kabul eden bir ülkenin bunun yol açacağı sosyal sıkıntılar noktasında da daha planlı, daha programlı hareket etmesi beklenirdi. Peki. Olmalıydı. Hı hı. Ama bu işler yavaş yavaş yoluna koyuyor. Konuluyor. Bu entegrasyon ve uyum süreci yavaş yavaş halledilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla ben bu tür kıyaslamaların çok doğru olmadığı yönünde bir görüş belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Fikri Bey buyurun. Ve faydalı olmadığı. Serdar Bey'in söylediği hususa binaen, istinaden o kavramları yerli yerine kullanmaz isek içeriğini de muhtevasını da tam manasıyla kavrayamıyoruz. Şimdi bazıları göçmen diyor. Suriyeli göçmenler diyor mesela. Yanlış bir tabirdir. Bravo. Şimdi muhacir, hicret kelimesinden gelir mesela. Muhacire biz göçmen. Trakyalar da macir der mesela. Muhacir yani. Göçmen. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Arnavutluk'tan, Bosna'dan gelen kişilere biz muhacir deriz. Dolayısıyla bunlar göçmendir. Diğerleri ise mülteci, yani iltica eden. Şimdi ikisi arasındaki o muhtevaya şöyle bir girelim. Teşbihte hata aranmaz mesela. Göç, evet göç ediyor. Her ikisi de göç ediyor. İltica eden de göç ediyor. Hicret eden de, muhacir olan da göç ediyor. Eğer ikisi aynı ise mesela bir de göçer kelimesi vardır. Göçer ise ülke içerisinde Adana'dan Konya'ya, Konya'dan Antep'e giden kişiye denir. Yörüklerde bu sık sık olur. Şimdi dedim ya az önce teşbihte hata aranmaz. Bir kız evlendiğinde mesela denir ki bizim kültürümüzde, jargonumuzda kız evden göçtü, gitti. Nereye gitti? Evleneceği kişinin evine gitti. İşte göçtü gitti derken iltica etti demiyoruz mesela. Göçtü gitti. Oraya yerleşti. O eve yerleşti. Hı hı. Şayet o evde tartışma olursa. Karı koca kavga etti. Tartışma oldu. Bu sefer denir ki kız babasının evine gidince kız babasının evine sığındı. Bak babasının evine göçtü denmez. Sığındı denir. Dolayısıyla göç var, sığınma var. Buradaki hadisede ise Suriyeliler iltica etti, adı üstünde sığındılar. Sığınan kişi geçicidir, muvakkattır. Yani gelir, iç harp vardır, savaş vardır. Dolayısıyla can havliyle ailesinin saadeti için, geleceği için iltica eder. İlticada kalıcılık yoktur. Göçmende kalıcılık vardır. O yüzden Bulgaristan'dan işte Balkanlardan gelenler göçmendir. Çünkü kalmak maksadıyla gelmiştir. Bunlar ise kalmak maksadıyla gelmiyor, sığınıyorlar. Ancak sığınırken sanki süre çok uzadı diyor. Peki, teşekkür ederim. İnşallah. Yine de kınamıyorum. Allah kimseyi iltica eden konumuna itmesin. Arzum ve temennim odur ki Türkiye aktif bir politika gütmek suretiyle inşallah diplomasi kanalları yürütülüyor galiba. Bir şekilde Suriye'deki barış tesis edilirse 10 yıl oldu çünkü. Buraya gelen mültecilerin kahir ekseriyetinin büyük çoğunluğunun ülkesine döneceğini düşünüyorum. Asli çözüm budur. Asıl çözüm budur. Yoksa
vay şu Suriyeli şuna laf attı. Münferit bir takım hadiselerle Türkiye'de bu sefer iç harp tetiklemesi söz konusu olur. Yani yalan haberlerle çok kolay bir şekilde provoke edebiliyorsunuz. Provokasyon var bu hadisede, sosyal medyada özellikle. Spekülasyon var. Kimi siyasiler? Manipülasyon var. Hepsi İngilizce kelime ama yerleşmiş artık. Ajitasyon var. Bu dördü de var. Dördünün olduğu bir ülkede sağlıklı bir barış ortamının tesisi, temini, inşası mümkün olmaz. Korkun budur. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Gökçe, BBC'de, BBC Türkçe'de bugün bir haber gördüm. Tabii onlar YPG ya da terör örgütü değil de Kürtler kaygılı şeklinde bir haber yapmıştı. Detayına baktım. Diyor ki Afganistan'daki bu hadiselerden sonra, Amerika'nın çekilmesinden sonra YPG'den bahsediyor. Kürtler de, yani YPG terör örgütü de, BBC böyle diyor. Kürtler diye bir endişe hakim oldu diyor. Dolayısıyla Amerika'nın ileriki döneminde Irak ya da Suriye politikasında da bir değişiklik olabilir mi? Niye endişe hakim? Şimdi onlara baktığımızda sana, şu anda Amerika Birleşik Devletleri adeta bir kara ordusu şeklinde YPG, PKK'yı kullanıyor bu bölgede. Biraz önce de programda başına belirttiğim ülkeleri bölmek amacıyla. Mesela baktığımızda bir terör devleti oluşturma gayreti içerisinde ve toprakları nereden alınıyor? İşte Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, İran'dan bir parça ve Türkiye'den. Bu bölgede bir devlet yapılanmasına gitmeye çalışıyor. Bunun amacı da tamamen buradaki İsrail'i desteklemek amacı. Buradaki dört ülkeyi parçalayıp orada kukla bir devlet kurarak İsrail'in güvenliğini bu bölgeden sağlamak amacıyla yapıyor. Ama tabii geçmişine de baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İran'da özellikle Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'yi nasıl geride bıraktığı, yine Mesut Barzani'yi 2013-2014 referandumda sanırım yine yüzüstü bıraktığını görüyoruz. İşte kendi menfaatine uygun hareket ederek burada yine YPG ya da PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri yüzüstü bırakabilir. Ama bu kısa vadede yapar mı? Sanmıyorum. Çünkü şu andaki amacı bu bölgede bir terör devleti, işte İsrail'i destekleyecek bir devlet kurdurma politikası izliyor. Çünkü ne Türkiye'den ne Irak'tan ya da şeyden İran'dan, iki büyük devlet İran ve Türkiye var. Bu iki ülkeden gerekli desteği bulamadı kendi politikalarına uygun olarak. Dolayısıyla bu bölgede vekil bir ordu bırakarak, vekil bir kuvvet bırakarak bu bölgedeki politikalarını geliştiriyor. Kısa vadede yapmayabilir. Bölgedeki değişecek denklemlere bağlı olarak da YPG ve PKK'yı da yüzüstü bırakıp çekilebilir. Ama şu anda kısa vadeli gözükmüyor yani. Şu anda onlara desteğini sürdürecektir. Son iki dakikamız. Ersan Bey, kitabınız var elimde. Ersan Ergür. Bahri Sefit meselesi, Doğu Akdeniz meselesine güncel bir bakış. Bahri Sefit 16. yüzyılda Osmanlı eyaleti. Bahri Sefit Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'e verdiği isim. Peki. Evet. Kitabın tam içeriği nedir? Sefit beyaz demek. Bahri deniz, beyaz deniz anlamında. Bahri Sefit Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejisini geçmişten günümüze kadar inceleyerek bugün özellikle doğalgaz ve petrol havzaları bakımından ve münhasır ekonomik bölge dediğimiz Doğu Akdeniz'deki deniz altı zenginliklerinin paylaşılmasıyla ilgili Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Amerika'nın, Fransa'nın gibi ülkelerin mevcut olan sistemde Doğu Akdeniz üzerindeki menfaatler karşısında Türkiye bunların karşısındaki stratejisini günümüz anlamında nasıl hayata geçirmeli ve nasıl bir politika izlemelidir anlatan bir kitap. Bugüne kadar Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'nin stratejisi böyle olmalıdır diye çok fazla bir makale yazılmış ama bir eser ortada yok. Dolayısıyla bu da ona hitap ediyor. Özellikle Doğu Akdeniz'in Osmanlı döneminde bir Osmanlı Gölü olmasına atıfta bulunarak Kuzey Afrika'daki İslam ülkelerinin, nitekim Orta Doğu'daki İslam ülkeleri ve Türkiye'nin
yapacağı bir anlaşmayla, ki bu Libya ile bu adım atıldı, tekrar Doğu Akdeniz'in bir İslam gölü olması mümkün diye anlatan bir kitap. Peki, teşekkür ederim. Böylece programımızın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza. Rica ederiz. Ağzınıza sağlık. Serdar Bey, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, programımızı burada noktalıyoruz. Hayırlı geceler.